de tara. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin. Sana ulaştırmamızı istedikleri bir hediye var. Ne o? Ben gelecek. Ben şimdi susuyorum. Ben değil kimden mi geldiğini çok iyi biliyorum da şu an susuyorum yani. Kimden gelmiş belli değil mi? Hasan, sen kendin Hasan'la ilgilen. O kadar büyük bir baskıyı kuruyor ki üstünde. Aslı'nın ne alakası var bu işin? Bu bile benim için çok büyük bir başarı yani. Adanalı bir kıza yaklaşmak, özellikle masasına yaklaşmak, gece doğan güneşe benzer. Ne istiyorsun Hasan dayı? Damarıma basma yani. Damarına bassam ne olur yani? Hani siz çok iyi ekiplerdiniz? Durduk yere böyle bir laf çıkarmayın lütfen. Böyle bir şey olamaz yani. Gencim, güzelim, melekçim, ben seni çok fazla üzerim. Övünecek başka hiçbir şeyin yok. Melek bir anda değişiyor. Kara melek oluyor. Ben şu an rencide oldum. Şimdi sen çok yanlış konuşuyorsun. Ya Aslı, saçmalama, olur mu öyle bir şey? Ne kötü bir söz Aslı. Sana ne oluyor, sen geldin şimdiden bana saldırıyorsun? Olağanüstü bir beceri, olağanüstü bir teknik. Kaymak gibi Müslüm Gürses suratı karşımızda. Bu stüdyoda gördüm en berbat makyaj. Sadece burnu merak ettim. Neyle yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Kontrolledim. Orijinal burnu mu? Bu stüdyoda ilk defa böyle bir şey söyleyen oldu. Ben daha çok Ferhat Güzel'e benzettim ya. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Saçı olmuş mu? Olmuş. Daha ne olacak ki yani? Mezroyla mı ölçeceğiz? Bir santim aşağıda, bir santim yukarıda falan. İbrahim Tatlıses'i zaten geçtim de. Yani küçük bir boya bile benzerim. Şöyle söyleyeyim. Sen kimsin de karışıyorsun? Biraz sakin. Şu sesi duymak istemiyorum. Kanal değişiyorum hatta. Sen memnun muyum zannediyorsun seninle muhatap olduğum için? Melek, insanları bağırarak susturamazsın. Şunu bir öğren. Merhabalar efendim. Fıkır fıkır, şıkır şıkır, kıpır kıpır, hatta efkar kaplı bir kuaförüm sensin salısına. Hoş geldiniz. Günün efkarı konseptinde saklı. Heyecanlanacaksınız biraz bugün. Önce dünü hatırlayalım. Sonuncu oldunuz. Hasan ve Tevfik efkardan yıkılıyorlar. Sevcan ve Melek neşe kaplar çünkü dünün birincileri oldular. Bakalım bugün bizleri neler bekliyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum sevgili seyircilerimizden. Özellikle birinden senin güzelliğine, minnoşluğuna iltifat yağdı. Ve sana ulaştırmamızı istedikleri bir hediye var. Ne o? Bilmem, sen göreceksin onu. Alayım mı? Evet. Aslı, gel bakalım. Ya. Orada mı açayım? Orada. Seyircilerden mi geldi? Evet. İsmini sana ileteceğiz sonra. Ay çok utandım. Çok güzel. Benim stüdyomda böyle şirin şeyler için astığım bir duvarım var. Bunu da muhakkak oraya asacağım. Çok teşekkür ediyorum. Çok kimden utandım şu an mı? Biraz gerildim, i̇sim, kasıldım. İsim yok mu? İsim yok mu? Kimden gelmiş Gözden aslında? Mi isim falan, kart falan koymamışlar mı? Yok. Yok. İsmini yok. Sana dışarıdan hayranlarından biridir. Sevenlerinden biridir. Çok dışarıdan. Teşekkür ederim. Her kim gönderdiyse bu ince düşüncesi için. Hasan, hayırdır? Niye buraya bakıp duruyorsun, gülüyorsun? Kimden gelmiş belli değil mi? Merak içinde. Kimden gelmiş? Merak ettim. Gizli bir hayranı gelmiş. Sen niye o kadar dert ettin ki kendini? Niye gizleniyor yani? Söylesin kimse. Bilelim biz de. Düşünüp sen alsaydın o zaman. Hasan, sen kendin Hasan'la ilgilen kardeşim. Öyle bir şey olamaz. Belki Aslı'nın bir tahmini vardır. Nasılsınız efendim? Sizler alıştınız mı? Alıştık. Bayrak burada, Barış'ı temsil ediyor hala. Hasan, daldın. Dön, aramıza dön. Ne oldu? Hediyeye biraz moralim bozuldu. Neden? Bilmem. Aa?
Hayde. Yeni yollar belirleniyor. Hayırdır aslında, niye mutlu oldun? Kimden geldiğini biliyorsun herhalde. Ya, bilmiyorum. Niye bu kadar mutlu oldun? Hediye ben olsam bilmediğim insandan hediye almam yani. Biraz afallarım yani. Sen sevmiyorsun yani kimden geldiğini. Ama çok şirin bir hediye. Ben hediyeleri çok severim. Ben bu hediyenin kimden geldiğini biliyorum da neyse şimdi susuyorum. Kimden gelecek? Ben şimdi susuyorum. Ben kimden geldiğini çok iyi biliyorum da şu an susuyorum yani. Haydi bakalım. Hasan, sonunculuğa bu kadar üzülmedin. Gerçekten. Sonuncu olmana bu kadar üzülmemiştin Hasan. Bir bizim birinciliğimize bu kadar üzüldüm, bir de bu hediyeye. Kim gönderiyor ki acaba? Niye ya? Ne gerek var? Çok fazla sevindin de ben ona ayrı bir moralim bozuldu da. Moralim niye bu kadar bozuldu? Sevindim ben onu anlamıyorum yani. Neden moralim bozuldu? Sen bu kadar sevineceksin, ben gönderirdim. Ama kimden geldiğini bilmiyorum. Fark eder mi? İşte fark etmediği için seviniyorum zaten. Lütfen, bunlar stüdyoda konuşulacak şeyler değil. Bunu sen mi diyorsun? Lütfen. Lütfen. Burada dokunulmazlık var, dokunulmazlık. Lütfen, yaklaşmayın. Bunları dışarıda konuşun. Asarsın artık en güzel yer. Bak Hasan. Şey, evet, stüdyomu ben de hediye alacağım. Aldım. Ben de hediye aldım. Ama ben kendim götürüp vereceğim yani. Kalkıp da Gözde Hanım'la verdirtmeyeceğim yani. Sen kim hediye aldın? Ben de hediye aldım. Aa. Ne aldın? Haberim yok benim. Beyaz bayraklarda gelip de işte burada dostluk, burada barış imzalayalım falan diye gösterdi. O bayrağı Hasan arkadaşımız kattığı için baktım ki masanda bomboş arkadaşım. Sana ben böyle bir hediye getirdim. Evet, Taner Bey'in yeni teklifi. Teşekkür ederim. Açayım mı? Tabii ki de aç. Baktım masam bomboş duruyordu. Biraz dolu görünsün. Çok teşekkür ederim. Kafana tak kafana. Astı. Başına tak. Yok, buraya asacağım. Çok ne acaba o, çok arkadaşım merak sen ettim. İşine baksana. Aa. Sen şu masadan uzak dur bir. Taner sakin ol. Güvercine. Barış'ın güvercine. Aa, çok güzel. Hasan senin elinden kaptığı için arkadaşım ben de sana böyle bir şey hediye alma gereği duydum. Çok teşekkür ederim. Bunun felsefesini aldın değil mi? Beyazı hani getirdik ama. Bunun bile felsefesi var diyorsun yani. Anlat abi diyor. Öyle mi anladın? Yok hayır, beyaz dedik ya. Özgürlüktür, barıştır. Evet diyorsun. Yani kavgasız, hı-hı, gürültüsü olalım filan. Aynen. Umarım hani hediye ettiğin İnşallah gibi. İnşallah biz de onu çok isteriz ama öyle işte mi? Stüdyo şartları malum. Aslı gelen olarak böyle her şey giriyor. Yani seni Aslı, de böyle sen hakikaten güdümlediğini görüyorum çoğu yerde. Siz ben de şahit misiniz bilmiyorum ama ben çok görüyorum. Ben kötü bir şey mi dedim, tamam ya? Ne var ya? Ben sürekli şey görüyorum ama söylediğini. Ben ne zaman konuşsam Yara'ya giriyor ya da Taner'e de. Olabilir. Ya sürekli Taner'e de bunu yaşıyorum. Kendim belki. Evet, Barış diyor bana. Dün sen de biraz stres mi yarattı? Şey Aslı ya, böyle biraz hemen müdahale ediyor ya. Hoşlanmıyorum. Adapte bize biraz Beyaz'ın felsefesini anlatır mısın? Beyaz'ın ya? Felsefesinden bahsetmedim. Anlat bir bakalım. Konuştuğum şeyden bahsedin. Ne anlama geliyormuş? Beyaz mı? Evet. Yok bir felsefesi ya. Bir felsefesi yok. Ma dümdüz Beyaz. Evet. Dümdüz. Ne güzel böyle tatlıkla hediyelerle başladığınız zaman biliyor musunuz? Efkara boğulacağız. Gözdeciğim bir şey söyleyeceğim. Taner dün bize buraya şalgam hediye ettiydi. Sevgili seyircilerimiz de gördü. Maşallah biz hiç içemedik. Yok olmuş şalgamlar. Aa. Buraya zaten bize baklava, börek ne geliyorsa geliyor. Tam bismillah araya çıkıyoruz. Yok toz. Biz kim de güvenlik almış güçlerini bildirdik. Bu ne ayol böyle ama ne aranıyor güvenli tatlı şey aranıyor için. Aranıyor. Ben kimi yediğini, içtiğini biliyorum onları. O kediyi yakalayacağım ben. Ben biliyorum. O kedi hangi kedi acaba? Adnan Bey'i çok sessiz gördüm sizi. Onun da morali bozuk tabii. Adamın da şalgamını içmişler. Tüm şalgamları Adnan Bey'den çıkmıyorsan. Yok canım, olur mu? Aa, biz üçlü koalisyon oturduk odada konuşuyoruz kimi aldı kimi etti diye. Ama bulduk bulduk. Onu deşifre edeceğim sonra. Biz size yine getiririz, dert etmeyin. Tabii. Efendim? Biz size yine getiririz. Getir de çocuğum götür odaya koy. Tamam çocuğum, ben onu yani saklarım sizin için o zaman. Hiç buradaki hediyelerin ben şeyini görmedim ya hayrına. Hiç hiç. Ona gönderen sevgili seyirciye buradan sesleniyorum. Lütfen bu takı tukulardan bana da gönderin. O almaz, sevmez çünkü. Biliyorum o kişiyi, bu takıları. Evet. Arkadaşlar. Güleceğiz, eğleneceğiz. Bugün belli ki bir ağlayacağız. Çünkü bir de harika bir konuğumuz var. Hem sesiyle yüreğimizi dağladı. Hem de Müslüm Gürses'in hayatını canlandırıldı filmde. Etkileyici performansıyla dillerden dillere dolaştı. Şahin Kendirci aramızda. Taner bir şarkı söyledi Adana'dan gelip. Bize de Şahin Kendirci'yi sadece stüdyomuza davet etmek düştü. Onu da aramızda göreceğiz bugün. Şimdi konseptimizi duymaya hazır mısınız? Hazırız, heyecan. Bugün herhalde Kuaförüm Sensin tarihindeki en değişik konseptlerden biri. Konseptimiz sevgili seyirciler. Ah ah!
Biraz. Arabesk gecesi mi? Çok yalnızım be dostlar. Oo. İbrahim Tatlıses. İtirazım var. İtirazım var. Müslüm Gürses. Müslüm Gürses. Domates, biber, patlıcan. Barış Manço. Ama. Bir gün belki hayatta geçmiş. Cem Karaca. Cem Karaca. Efendim. Adnan Bey, siz söyler misiniz? Bugün stüdyomuzda 4 tane ses sanatçımız konuk olacak. Ve sizlerden de modellerinizi bu ses sanatçılarımıza benzetmeniz. Dört masada bugün İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Cem Karaca ve Barış Manço'yu görmek istiyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet. Ayşegül, makyaj zorlayacak ha? Ne dersin? Vallahi zorlayacak bugün. İnşallah benzetirler. İnşallah Tevfik bugün de fuşya ruj falan sürmezsin. Kim gelecekse yani hani. O ses Gözde sanatçımız Hanım, ayıp modeller olmasın. Modeller erkek mi? Hepsi erkek. Nasıl yapacağız? Ne güzel soru, bu modeller erkek mi? Aynı modellerle yarışıyorsunuz arkadaşlar. Gözde ben Hanım. Modelleri bu dört efsane isme benzetmenizi bekliyoruz. Yani bir bayandan bir Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses düşünemiyorum ya. Ya. Yani daha önce modeli erkeğe çevirdik ama... Kadını zor yapıyordunuz, erkeği nasıl yapacağız şimdi? Hadi bakalım göreceğiz, biz de merakla bekliyoruz. Sizleri daha fazla bekletmeden bu heyecan dolu gün başlasın. İlk olarak İbrahim Tatlıses olarak göreceğimiz... Taner ve Aslı'nın modeli Ece Şeker gelsin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da, herkes dönüp bana baksın. Güzelleştir. Hoş geldin İbrahim abi. Geç abim. Abim. Hoş geldin abi. Melek ve Sevcan'ın modeli de Barış Manço olacak efendim. Dilara ikiz gelsin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da, herkes dönüp bana baksın. Güzelleştir daha daha, kurbanlarım sensin, sensin. Barış abim hoş geldin. Hoş bulduk. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Cem Karacasız olur mu? Hasan ve Tevfik'in modeli Ayça Eren gelsin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da, herkes dönüp bana baksın. Güzelleştir daha daha, kurbanlarım. Hoş geldin. Hoş geldin. Tayfun ve Serap'ın modeli Müslüm Baba'ya hazır mı? Bakalım Ülge Yaren Bezen gelsin. Makyajı da, tokamı da tak, tacımı da, herkes dönüp bana baksın. Güzelleştir daha daha. Baş. Babacım başım. Baba büyür. Baba büyüksün. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi sevgili modellerimiz ve takımlarımız? Yani biraz zorlanacağız ama... Biraz mı? Ben yani... çok duygulandım Gözde Hanım. Çok heyecanlıyım. Elimden geleni yapacağım ama sanki nostaljik onları... bir gün olacak. Çok keyifli bir gün olacak. Hem nostaljik hem tarihi efsaneleri yaşatacağız. Kolaylığınız ise yine sürenin bugün sizler için yine 80 dakika oluşu. 80 dakikayı yine istediğiniz gibi paylaşabilirsiniz. 2 dakikalık süre içerisinde kararlaştırıp... en kısa sürede makyajımı, saçımı tamamlarsınız, karar verin. 80 dakikayı dilediğiniz gibi kullanın. Hadi bakalım şu 2 dakikalık süre içerisinde süreyi nasıl paylayacağınızı bir konuşun. Saçım toplayacağım işte, kıvırcığı falan takacağım. Şu yanlardan falan düşüreceğim. Şöyle hafif böyle dalgalandıracağım. Tamam, senin kaç dakikanı olur? Yani benim yarım saatimi alır. 40 tamam, dakikamı falan. Geri kalanını bana ver o zaman. 30 dakika senin için yeterli değil. Yani 30 dakika yeter diyorsun ama saç uzun. Ben bunu kısaltmayı da düşünüyorum. Yani ama benim makyajım çok uzun sürecek. Burun da yapacağım. Plastik makyaja girecek misin? Aynen. Burun yapacağım. Tamam o zaman, yarım saat. Saç şapkanın takıldı olduğunu düşün. He? Açmayacak şapkayı. Şapkayı açmayacak. Hiç açmayacak. İşte saçı, görünen yerlere bir şeyler yap. Saçı birazcık şu boyları alacağım. Tamam, yarım saat falan. Yarım saat.
Tamam mı? Yarım saat sonra ben... Süre başladı mı şu an bu arada? Saç ve makyaja kaçar dakika ayıracağınızı konuştuysanız süreyi başlatıyorum. 5, 4, 3, 2, 1 Efsaneler yaşasın. Bol şans. O kadar büyük bir baskıyı kuruyor ki üstünde. Aslı'nın ne alakası var bu işin? Bu bile benim için çok büyük bir başarı yani. Adanalı bir kıza yaklaşmak, özellikle masasına yaklaşmak, gece doğan güneşe benzer. Ne istiyorsun Hasan Bey'e? Damarıma basma yani. Damarına bassam ne olur yani? Hani siz çok iyi ekiplerdiniz? Durduk yere böyle bir laf çıkarmayın lütfen. Böyle bir şey olamaz yani. Şimdi bugünkü konserti biliyorsun. Evet, sevgili de İbrahim Tatlıses. Çok severim kendisini de. Şarkılarıyla büyüdük biliyorsun. O yüzden seni bugün İbrahim Tatlıses yapacağız. Ona benzetmeye çalışacağız inşallah. Adam olacak çocuğu ne izlerdik zamanımızda değil biliyorsun değil mi? Evet, çocukluğumuzu. Evet, en güzel programın. Ah, anılar canlandı bugün hakikaten bayağı bir. Ben de duygulandım açıkçası sahneye çıkarken. Bakalım nasıl olacak? Cem Karaca. Evet. Bugün çok... seni Cem Karaca yapacağız. Evet, çok sevdim, çok hayran oldum. Ben de sen çok severim. Sen sevindim ki Cem Karaca olunca hemen havalara uçmakta. Ben de çok severim. En sevdiğim parçası hangisi? Islak ıslak. Islak onu ıslak. Seviyorum. Tamirci çırağı var. Evet, ben de şeyi çok seviyorum. Sen de başını alıp gitme ne olur. Hani ona benzetmeye çalışacağız bugün ya. En azından saçların koyu. Hani bunu gizleyeceğiz alttan. Bir pero falan takacağım, bir şeyler yapacağım yani. Bıyık falan yapılacak işte. Saçımın boyunu gene kısaltmayı düşünüyorum. Ama ara bir boy olduğu için... Hani şimdi kütütte kısaltmak daha kolaydı biliyorsun. Dün kısalttık ya. Cem Karaca'nın saçları kumral. Evet, yine... biraz da dalgalı galiba. Evet, biraz da dalgalı hacim vereceğiz. Fötür şapkanın altından. Ya saçın kıvırcık keşke daha da olsaydı da. Yani şu uçlarda evet o bakımsızlıktan kıvırmış. Normalde kıvırcık falan kalmamış. Aslında kıvırcık da bakımsızlıktan kalmış. Evet, evet, bozulmuş. Şimdi ben onu yine o kıvırcık bir afro falan taramaya çalışacağım. Islak haliyle onu kendim tamam. Vermeye çalışacağım. Bu arada bugün siz saçları yaparken Adnan Bey... Saç fırçası temizliği nasıl olur? Makyaj yapılırken de Ayşegül Kartal fırça temizliği nasıl olur? Bu hususta bilgiler verecek ve uygulayacaklar. Biliyorsunuz ki işinizin temeli temiz ve titiz çalışmak. Bu efsanelerin en sevdiğiniz şarkıları neler? Ben mesela şeyi çok seviyorum. Cem Karaca'nın Sen de Başını Alıp Gitme Ne Olur şarkısına bayılıyorum. Çok da duygulanırım. Çok da dinlerken de çok keyif alırım ve uzun yıllardır. Böyle bende. Çok derin bir anısı vardır yani. Aa, özellikle bugün de. O anıları dinleyebilir miyiz? Yani, dinleyebiliriz tabii ki ilerleyen dakikalarda. Ne aşklar yaşandı. Tabii. Değil mi bu efsanelerle, şarkılarla? Kime dedin sen de başını alıp gitme diye? Yani. Gitti mi peki? Gitti. Hiç arkasına bakmadan gitti. Sevcan. Şimdi dinliyorum. Buyur Taner. Aranız düzeldi mi? Melek'le. Sen bizim aramızı bırak da siz ne oluyorsunuz ya? Makyözler falan filan. Ben buna hayretler içerisinde bakıyorum. Dün Aslı seni yedi bitirdi, içini kemirdi orada. Çok üzüldüm senin adına. O kadar büyük bir baskıyı kuruyor ki üstünde. Bize söyleyene bak. Sen dün çıkarken ne dedin ona? İnşallah makyajını yetiştiremezsin dedin. Yetiştirdi yani ama. Yani bize söylüyorsun. Hiç kendi peki, sen şeylerin Taner'e, aklına gelmiyor. Sen Taner'e böyle siyahi mi olur... Daha önce bu konsepte yarıştın, tecrübeliydin. Neden uygulamadın diye orada bağırıp çağırıyordun. Bağırmadım. Ne olacak bu makyözlerden halimiz? Kesinlikle bağırmadım. Tabii daha iyi yapması gerektiğini yani söyledim ama bağırmadım yani. O yönden hemfikirim ben de seninle. Çünkü gerçekten yani hani ben birinciliği hak etmiştim. Ben bekliyordum şahsen, ne yalan söyleyeyim. Aslı diyor ki ben beklemiyordum diyor yani. Yani işte ben bekliyordum, işte sinirlendiğim konu da o işte. Yani hani Aslı beklemiyordu ama işte bir hafta, koskoca bir hafta insan bir araştırır bakar. Şimdi doğruya doğru konuşmak gerekirse Tevfik birazcık Muammer Hoca da çok söylüyor da biraz beni geriye çekiyor. Evet, makyajda birazcık sorun yaşıyorum ama. Beni de çok geriye çekti. Hani aslında. Siz çok iyi ekiplerdiniz. İtirazım var diyorsun. Evet. Hani çok mükemmeldiniz, ekip olmak buydu.
tabii dediniz. Ki. Dediniz. Mükemmel bir ekibiz. Ne oluyor şimdi? Mükemmel ben Güzin abla olayım, siz dökün içinizi bana, dinlerim ben. Mükemmel bir ekibiz ama tabii böyle aksilikler de bazen olabiliyor yani benim de. Bazen mi? Teyfiğim evet. Burada beğenilen makyajı bir ya da ikidir. Genelde saç beğeniliyor ama makyaj hep basat bulunuyor. Ben beğeniyorum, o bize yetiyor. Yetmiyor ama. Bak sonuncu oluyorsun böyle. Ya. O zaman sadece saçla bile hiç makyaj olmadan bile bir iki puanla birinciliği kaçırdığım için bu bile benim için çok büyük bir başarı yani. Vallahi Hasan ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Sen fazla hayal kurma. Yanında o Tevfik olduğu sürece beni buradan zor göndeririz. O hayale bir kapılma diyorum ben sana. Ben de aslında biraz Aslı'dan yana zorlandığımı düşünüyorum biliyor musunuz? Sen niye zorlanıyorsun? Yani bir araştırsın, bir baksın. Ben de biraz mağdur oluyorum yani o yönden, üzülüyorum. Biraz mı? Mağduriyetin en büyüğünü sen yaşıyorsun. Neredeyse şeyi düşünmeye başlıyorum. Kendi içinizde takımları değiştirmek isteyeceksiniz, eşleşmeyi. Yani hiç mutlu değil, baksanıza. Aslında söyleyemiyor, içi içini yiyor Gözde Hanım. Ama bir Tevfik beni düşürüyor, ben onunla çalışmak istemiyorum diyemiyorsun. Yani bunu söylemem sana ne kazandıracak onu anlamıyorum ama. Niye? Sadece sen değil ben değil herkes de görüyor onun makyajda birazcık zayıf olduğunu. Ama senin gibi böyle kalkıp bütün peki, Türkiye'nin Hasan, önünde de o partnerimi şey rencide etmiyorum yani. Hiçbir şekilde de benden onu rencide etmemi bekleme. Beni kendinle karıştırma Sevcan Çakır. Ben kimseyi rencide etmedim. Duygularımı söyledim. İkili oynamıyorum. Partnerimin yüzüne gülüp arkasından böyle konuşmuyorum senin arkasından gibi. Konuşmuyoruz ki biz. Sadece biraz kendini o konularda geliştireceğini düşünüyoruz yani. Geliştirmesini ya, düşünüyoruz. Ya bu uyarmak biraz daha yani iyi ayrı yapmalısın yani. Demek ayrı. Çok kötü bir şey değil uyarmak yani. Ayrı. Arkadaşım o zaman bana niye dinlettiriyorsunuz bunu? Gidin partnerlerinizi uyarın. Bana ne yani? Sizin probleminizden bana ne? Uyarıyoruz zaten. Senin gibi kavga etmiyoruz ki. Sevcan senin güzel, gerçekten güzel uyarıyoruz yani. Çok güzel uyarıyorsunuz. O yüzden bütün uyarılarınız dikkate alınmış. O yüzden hep sonuncusun. Sen de sinirleniyorsun Sevcan. Sen de kavga ediyorsun. Ama biz seni de burada dinliyoruz. Tayfun abi ne yapıyorsun Tayfun abi? Vallahi uğraşıyorum, koşturuyorum. Yanına görünmüyorsun. Siniyorum. Ne yapıyorum? Görünmüyorsun, göremedik görünmüyorum. Seni. Ses olarak evet görünmüyor olabilirim. Müslüm dinler misin? Şimdi buradayım. Hepsini. Evet. Dinlenmez mi? Şey abi. Müslüm pardon anlamadım. Müslüm dinler misin? Müslüm Gürsel. Müslüm. Şey evet çocukken. Arabeske çocukken, bağlıyor musun biraz bazen? Bağladım evet olmuştur. Olmuştur. Çocukken çok dinlerdim evet. Şu an? Şu an dinlemiyorum ya. Yani özellikle tercih etmiyorum. Çıkarsa dinlerim tabii ama. Hani bu süsü açtım çok söylenemez. Sen nasıl makyajın aran? Benim çok iyi. Yani hiç böyle çatlamalar falan olamaz. Bizde böyle bir şey yok. Çünkü 20 yıllık bir dostum var onunla, ailecek. Burada o da biter. Yani sadece bir bakışla bile anlaşıyoruz yani öyle söyleyeyim. Burada o da biter. Bitmez o senin arandaki problem ve şey. Aslının üstü kuruntuluğu, senin iletişim problemin falan. Yalnız bugünün en baba konsepti de sende Müslüm Baba yani. Evet. Bir de bir konuk var. Yani konuşmamanı anlıyorum Tayfun Bey. Diyorsun ki işimle ilgileneyim. Ki burada rezil olmayayım. Baba ağır evlat. Tayfun bak benim modelim de Müslüm hayranı. Ona göre yap. Müslüm hayranı. Ben kendim bile Müslüm hayranıyım ya. Ya tek sen yaşayan efsane bu arada sizinki. Çok üzücü tabii. Vay İbrahim Tatlıses. Vay abim vay. O zaman hazır mısınız? Şahin Kendirci gelsin. Teşekkürler. Altın yüzlü bir çocuk aramızda. Hoş geldin. Sizin güzelliğiniz. Şeref verdin. Ne güzel seni aramızda görmek. Çok teşekkür ederim. Ben de burada olmaktan dolayı onur ve şeref duyuyorum. Sayın jürilerimize, yarışmacılara sonsuz sevgiler, saygılar. Tabii size de. Yani yüreğimizi şenlendirdin. Müslüm Baba'ya can vererek nasıl hazırlandın? Sadece aslında hiç yabancı konuşmuyorum. Ben seni merak ediyorum. Evet. Nasıl hazırlandın? Sadece senaryo okudum abla öyle söyleyeyim sana. Sadece okudum. Evet sadece senaryo okudum. Ve duygu hissiyat gerektiren, fazla duygu ve hissiyat gerektiren bir film olmuş. Müslüm Gürses'in hayatının böyle olduğunu biliyor muydun? Senaryoda mı öğrendin? Ama hiç aklıma gelmez yani ben canlandıracağım gençleri. Ya. Evet.
haberi aldığında, ilk deneme çekimine gittiğinde ne hissettin? Aslında şöyle söyleyeyim, yönetmenim ilk bana şey yaptı yani, işte yapabilir misin? Yönetmene direkt cevabım onur ve şeref duyarım hocam dedim. Zaten Adana'ya gittiğimde direkt hazırlıklara başladım yani, benden mutlusu yoktu. Öyle öyle başladık çekimlere ve muhteşem oldu. Muhteşem oldu gerçekten, harikaydın. Canına sağlık seni. Çok teşekkür ederim. Ben izlerken ağlamıştım. Tekrar dinleyeceğiz yani. Arkadaşlar, bir müjdem var. Şahin'i az sonra canlı canlı da dinleyeceğiz, of, hazırsanız. Bir uzun havada alacağız kendisinden. Çok şanslıyız biz bugün sen yanımızda olduğun için. Ben de çok, çok mutluyum sizleri tanıdığım için. Ben çok teşekkür ederim, ne demek. Kendinize iyi bakın, tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Büyük bir ruh gerçekten ve büyük yetenek, hem sesiyle, oyunuyla gerçekten. Sevgili yapımımızda böyle bir jest yaptı efendimizlere, sağ olsunlar. Filmi izlediniz mi? İzlemez olur muyuz? Ah ne filmdi. Ağla ağla ağla. Ağlaya ağlaya mahvolduk. Ben bile erkek halimle çok ağladım. Tüm ekibine selam olsun. Ne dedin? Ben erkek halimle hepsinden daha çok ağladım. Erkekler ağlamaz mı ya? Bazı gaddar olan arkadaşlar var aramızda. Olur mu öyle şey? En güzel de erkekler ağlar. Gattar diye kime dedin sen? Bana mı söyledin? Evet galiba. Hasan'a öyle biraz... mi geldi bana? Yani ben kolay kolay Hasan ağlamam ama ağlamışlığım vardır. Ha, ağlamış biraz önce itiraf etti. Hangi o ilk aşkında? Hadi anlatacaksın onu bize, artık yapacak bir şey yok. Bugün efkar günümüz. Yani çok değişik bir ilk aşkım vardı benim. Hayatımda ilk defa birini çok sevmiştim. Sessiz anlatıyoruz. İçimize anlatıyoruz. Çünkü ilk aşklarımızı anlatıyoruz bir arkadaşlar. Birçok böyle ilki onunla yaşamıştım. Mesela ilk elini tuttuğum kişi oydu. İlk sinemaya gittiğim kişi. İlk birlikte yemeğe çıktığım kişi. İlk niye böyle ayrıldınız? Sahilde yürüdüğüm kişi. Niye ayrıldım? Biraz kıskançlık vardı. Sen aşırı mi kıskandın? Ben de kıskançtım. O kaç da kıskançtı. O zaman 16-17 yaşlarında falandım. Kuaför çırağıydım o zaman. Ondan dolayı bayağı bir zor olmuştu ama onu unutmak. Askerlik dönemime kadar, 20 yaşına kadar bir aşk acısı çekmiştim yani. Böyle bir sürekli bir depresyon halleri, sürekli bir arabesk şarkılar, melankolik takılmalar falan. O zamandı. Hala da mesela aklıma geliyor, hala da. Haber alıyor musun öyle... şimdi? Efendim? Evli mi, barklı mı, çoluklu, çocuklu mu? Yani çok... İlgilenmiyorum ama tabii ki haliyle aynı şehirde olduğumuz için ister istemez bazen kulağıma geliyor. Ya da ortak arkadaşlar falan. Evli, bir iki tane de çocuğu var. Allah mesut bahtiyar etsin. Hangi şarkıydı o? Ona söyledin. Cem Karaca'dan Sen de Başını Alıp Gitme Ne Olur şarkısını çok severdik. Çok da birlikte dinlerdik. Hadi mırıldansana ya, hadi. Mırıldanayım mı? Sen de başını alıp gitme ne olur, ne olur tut ellerimi. Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar. Ve hiçbir şey istemedim seni özlediğim kadar. Sen de başını alıp gitme ne olur, ne olur tut ellerimi. Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar. Ve hiçbir şey istemedim seni özlediğim kadar. Sen de başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerini. Yani çok güzel bir şarkıydı. Şu an söylerken bile çok heyecanlandım. Sana eskileri hatırlatmadı yalnız. Bak burada herkesi kandırabilirsin ama beni asla. Sen Aslı'ya verilen hediye bozulduğun için şu an bu arabeski bağladın. Aslı'yla ne alakası var bu işin? Kesinlikle. Aslı'yla ne alakası var şimdi? Morali ona bozuk. Çok kıskanç çünkü. Böyle bir şey olamaz. Nazar boncuğu bir de yollanmış yani o minnoş Aslı'nın gözlerine ithafen. Nasıl ben böyle bir şey düşünemem diye kıskançlık tribine girmiş burada Hasan. Sevcan. Değil ki düşünemem. Adanalı bir kıza yaklaşmak, ama özellikle masasına yaklaşmak. Ne diye Gece kabul ettin hediyeyi, aldırmasaydın o zaman. Senden çok ben bozuldum hediyeye. Sana ne oluyor Hasan? Sana ne oluyor? Bak adam... Sen bence yapamadığın modelleri bence bozul. Yapamadığım model yok benim. Sadece biraz duygulandım, o kadar yani.
Başka bir şey demiyorum sadece sana Hasan. Bir daha bu masaya bakma. Duydun mu kardeşim? Ne istiyorsun Hasan dayı? Duygulandım diyor. Niye üzerine gidiyorsun? Hasan'dan ne demeye çalışıyorsun ben onu anlamadım. Gülüyor, tebessüm ediyor. Anlamadım kime, yani. Kime bakayım? Karşımdasın. Kime bakayım? İma var ima. Karşımdasın. Bende niye ima olsun yani? Kardeşim yani? Hani bizim tamam, masada ne var da gülüyor? Kime bakayım? Taner. He? Ben seni son kez uyarıyorum Hasan. Sen iyi biliyorsun niye buraya baktığını, niye güldün ama hiçbir şey demek istemiyorum yani. Uyarılacak bir durum söz konusu değil yani. Bakarım. Karşımdasın, bakarım yani. Bunun altından bir şeyler çıkarmana gerek yok. Hasan, damarıma bastın mı deli olurum ben. Gerçekten çok sinirlenirim yani. Damarıma basma yani. Aslı'ya bugün gelen hediyeye karşılık Hasan'ın o yüz ifadesi gerçekten görülmeye değerdi. Hani Aslı'nın hediyesine bakmayı bıraktım, direkt Hasan'a odaklandım. Yani neden bu kadar bozuldu, neden bu kadar kıskandı hiç anlam da veremedim ama hayırlısı. Damarı kanı boş verin de şimdi Tevfik plastik makyaj yapacak bak orada, Cem Karaca yapacak. Sen saçı daha bitiremedin, anlaştınız mı sürede? Biliyorsun Tevfik uzun süreler versen de yapamıyor makyajı. Bence 10 dakikada da saç alsaydın geriye kalan 70 dakikada da Tevfik makyajını tamamlasaydı. Ne güzel, maşallah maşallah. Aşktan yine nerelere getirdin? Neyse hadi üstüne gitmeyeyim, onun acısı büyük. Daha hediyenin peşine düşecek o bu stüdyodan çıktıktan sonra. Sosyal medyadan bulur mu diyorsun kim gönderdi? Hasan Ağınsa bulur. Bulurum. Kesinlikle bulur yani. Büyük ihtimalle bulacağım yani. Aa da, demek ki doğru. Ben burada dururken. Ondan da Aslı'nın intikamını alır. Bak bakayım gözüme sen benim. Var mı senin öyle bir ilgin alakan? Var. Bu vallahi masayla ilgilenmesi yani ben burada dururken. Ona mı düşmüş yani? Burada Hasan'ın o kadar büyük kıskançlığını hissettiğim için seni kayla alamıyorum. Yani o daha büyük bir rolde şu an Aslı konumunda. Niye Aslı? Aslı'yla ne alakası var bunun? Durduk yere böyle bir laf çıkarmayın lütfen. Böyle bir şey olamaz. Kimsenin yani. Kimsenin bir laf çıkarttığı olmaz yok yani. Taner ya. Sen de olayı farklı yerlere çekip durma. O zaman buraya baksan bakma bakarım, kardeşim. Baksan bakarım karşımda bakarım. Tamam buraya güzel bakma kızla bakarım. 50 kişi de bakar. Bir buraya kişi bakma. Alır bir kız yani. Oraya bakıyorsun kavga ediyorsun. Oraya yok, bakıyorsun kavga ediyorsun. Damarına basma falan filan. Damarına buraya bassan bakınca olur gülüyorsun yani. Kardeşim. Gıcık damarına gıcık gülüyorsun. Damarına bassan ne olur kardeşim? Benim damarıma... Yani basma gerçekten tamam, sinirleniyorum. Basman ne olur yani? Ben sinirlenince karakter bakma, değiştiriyorum. Bakma 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 deyip duruyorsun. Nasıl değişiyor karakterin sinirlenince? Yani Taner. Sinirleniyorum gözlerim elimde olan bir şey değil. Sinirlenince karakterim değişiyor diyorsun. Değişiyor yani birden başka bir Taner oluyorum yani. Nasıl bir Taner oluyor? Asabiyim asabiyim gözlerim. Belki masalar falan kalkabilir. Oo. Ben asabi bir Taner düşünemiyorum ya. Bakıyorum bakıyorum yine sen asabi bir daha, Taner düşünemiyorum. Sen biraz daha burayla ilgilenirsen, bu masayla ilgilenirsen olacak Hasan. Sırf olacak asabi Taner'i tamam, merak ettiğim için bak, bakacağım. Tamam sen işine bak, vakit yok, vakit yok. Şimdiye kadar Aslı'nın güzelliği için bakıyordum. Bu saatten sonra senin asabi halini merak ettiğim için bakacağım. Aslı için stüdyoya gelen nazar boncuğu olayına gerçekten çok şaşırdım. Yani anlam veremiyorum. İnsan neden tanımadığı birine hediye gönderir? Daha da garibi, insan tanımadığı birinden hediye aldığı zaman neden bu kadar çok sevinir? Gerçekten çok şaşırdım ve çok da üzüldüm. Aslı senin nazar boncuğuna ihtiyacın yok. Sen zaten o güzel gözlerinle nazar boncuğu gibisin yani. Hasan'ın sürekli bizim masayı izlemesi ve anlamsız gülmeleri gerçekten benim sinirlerimi bozuyor. Hasan kardeş az ötede oyna. Arkadaşlar biliyorsunuz mesleğinizde en önemlisi, hayatta en önemlisi titiz, temiz çalışmak. Bugün Adnan Serter bize fırça temizliği konusunda yardım edecek. Nasıl olması gerektiğini uygulamalı olarak gösterecek. Sakin sakin devam edin, ben yanına gidiyorum. Tayfun. Canım. Hani sen çocukluğumda Müslüm Gürses falan dinliyorum falan dedin ya böyle. Evet. Yani nasıl bir çocukluk geçirdin? Yani nasıl bir çocukluğun geçti? Biraz anlatır mısın bize? Ya işte aslında çok şey değil ya. Elzem'de değil aslında şey. Her kuaför gibi ben de işte yani çok... Küçük yaşlardan mı başladın? Evet, çok küçük yaşlarda başladım. 11-12 gibi falan başladım. Çok önemli bir konuyla baş başayız bugün. Fırça temizliği. Evdeki fırçalarımızı ne sıklıkla temizliyoruz, ne sıklıkla değiştirmemiz gerekiyor. Adnan Bey bu konuda en doğru bilgiyi verecek. Elindeki fırçanın tam burasını temizliyordu Adnan Bey. Ben bunu kaptım. Çünkü evde sıkça başımıza gelen bir problemdir bu. Bunu zannediyorum şöyle şimdi kadın önce... gücüyle şey yapmaya çalışayım. Ama iğneyle falan olacak herhalde. Bu kısmı biraz böyle elimizle çekeceğiz. Evet. Başka bir şey olmaz. Kadınların tırnakları bu konuda son derece yardımcı olabilir.
Önce o diptekini alıyoruz. Ve diptekini öncelikle temizliyoruz. Sonra tarağımızla, sonra, şöyle tarağın ucuyla şöyle bunları kaldırıyoruz. Ya birçok kuaför de öyle. Ben çok zengin aile çocuğu kuaför olduğu falan görmedim yani. Öyle bir şey görmedim. Hepimiz öyle. Ya biz de yani öyle bir çocukluk geçirdik. Çok çok inanılmaz zor dönemler değildi. Evet. Ama işte çalıştığımda bir dönemdi yani. 10-11 yaşlarında çalışıyordum yani. Hatta anladım. Daha erken yaşlarda çalışmışlığım var. İşte ufak tefek bir şey alıp gidiyorum yani falan. Hoşuma gidiyor. Orada bir başarma hissi, karpuz, kavun bir şeyler peki, alıyorum. Peki niye böyle yani kuaförlüğü devam ettirmedin? Yani bir iş yeri falan açmadın? İş yeri açtım, yaptım. Devam ettirmediğin evet, işte evet, yani. Evet, evet. Hani sonuçta sanatın iyidir illaki. Yani daha bunu görmedik ama hani ilerleyen zamanlarda bunu göreceğiz. İyi bir şey mi söylüyorsun? Kötü bir şey mi? Sonrasında şöyle şu kalanları şu şekilde hızlı hızlı, yavaş yavaş diye böyle hızlı hızlı alıyoruz. Böylece. Nasıl rendeyi hızlı yaparız? Evet. Onun gibi. Tamam mı? Mesela aldık bir de terse yapıyoruz bu tarafa doğru. Evet. Düz yaptığımız gibi terse de yapmak evet. Çok önemli. Çünkü... Zaten hepsini böyle bu şekilde buradan da alıyoruz. Saçtaki ünlüleri görüyorsunuz. Evet. Hani sanatından dolayı mı yoksa yaşadığın şeylerden dolayı mı dükkanı kapattın? Yani onu anlamadım. Ya kötü bir şey yaşamadım. Ben onu da doğru bulmuyorum. Hani kötü giderse yapmıyorlar, iyi giderse devam ediyorlar. Ben bütün ilişkilerimde böyle. Kötü bir gidiyor sorun diye yok kestim yani atmam. Her şey yolunda. Hayır, hayır, hayır. Yani yolunda olduğun neyi bilmiyorum. Şu an her şey yolunda mesela bence değil. Seviyorsun bu mesleği. Sevmiyorum. Sevmiyorsun. Sevmiyorum. E niye buradasın o zaman? Sevmiyorum. Sevmiyorsun niye buradasın? Hayır sevmem mi lazım beni yapmam için? Hasan duydun mu? Efendim. Sevmiyormuş bu mesleği. Siz mat gözlerinizi çekiştirirsiniz. İnsan sevmediği işte başarılı da olamaz ya. Onu diyorum işte sevmediğin için de başarılı olamazsın. Sabunlu sıcak su. Normal beyaz sabun mu? Yok deterjan herhangi bir deterjan da olabilir. Şampuan? Şampuan olabilir. Şampuan, deterjan. Sonra bir sabun. Fırçayla ilk önce bunu böyle güzel ıslatalım. Sonra fırçayla şu iç kısımlarını. Deniyorum. Ben Adnan Bey'den her şeyini mutlaka öğreniyorum. Çok iyi öğrenci Türkin. Gencim, güzelim, melekçim ben seni çok fazla üzerim. Övünecek başka hiçbir şeyin yok. Melek bir anda değişiyor. Kara melek oluyor. Ben şu an rencide oldum. Şimdi sen çok yanlış konuşuyorsun. Ya Aslı saçmalama olur mu öyle bir şey? Ne kötü bir söz Aslı. Sana ne oluyor sen geldin şimdiden bana saldırıyorsun? Tevfik. Efendim Melek. Moralin bozuk mu hala? Moralim bugün güzel. Güzel mi? Evet. Hadi bakalım. Bugün güzel moralim çok şükür. Güzel işler çıkaracaksın oğlum. Seninle tartışmayınca moralim güzel oluyor. Ay ne güzel. Ben de inan kafa dinliyorum. Benle tartışmayınca mı? Evet. Tamam tartışma o zaman kafanı dinle. Ne güzel değil mi? Bak güzel vallahi güzel. Ben üstüme gelinmeyince hiçbir şey yapmıyorum. Tamam senin üstüne niye gidiyoruz sence? Neden yani? Ay neyse işine bak vazgeçtim soru sormaktan. Bak işte sen böylesin sana bir soru sorunca hemen orada bir anda kalıyorsun. Bu şekilde tertemiz kullanabilirsiniz. Hatta biz salonlarımızda bunları yıkadıktan sonra mutlaka bir jelatinin içine sarıyoruz. Veya tek kullanımlık poşetlere koyuyoruz ki hijyeni sağlayabilelim diye. Yani saklarken de öyle yapılabilir. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sıklıkla fırçalarımızı temizliyoruz. Hijyene dikkat ediyoruz. Vallahi Tevfik sen... Evet. Ben sana iyi puan verince iyi oluyorum. Kötü puan verince kara melek oluyorum. Sen tamamen... Ben puana... Sana yaptığım yoruma göre bana yaklaşıyorsun. Puanla orantılı senle gerçekten ben artık senin samimiyetinden şüphe ediyorum. Bak işte al. Gerçekten öyle. Öyle ben değil de, mi ama? Ben de senin bir halinin bir haliyle tutmamasına şaşırıyorum. Tevfik sen buna alışmadın mı hala? Yani bu meleğin bu hallerine alışmadın mı? Vallahi Aslı alışıyorum tam alışıyorum iyi haline. Sonra melek bir anda değişiyor. Kara melek oluyor. Sonra Aslı, ne yapacağımı şaşırıyorum. Aslı dur. Makyaja başlamadan önce sana hediyeni verecektim. Ne hediyesi o ya? İki haftadır bizden geçiniyorsun. O masadan, o masadan, o masadan takılıyorsun. Sonra ay yapamadım, ay yapamadım. Bundan sonra bahanen yok. Bütün makyaj malzemeleri içinde. Ne verdin sen ona?
Makyaj malzemeleri, gerekli bütün ihtiyaçlar. Hadi canım. Ben şu an rencide oldum. Neden normal rencide oldun? Normal Oslo alır bunu yere atar, kırar, parçalar ya da senin masana doğru atar. Evet, tam ama senin tarzın. Ama ben senin gibi saygısız bir insan olmadığım için sen bana çöp de getirsen ben onu hediye diye alır başımın üstüne vallahi koyarım. Valla bu lafından sonra... Düşündüğün için çok teşekkür ederim. Ama bunun ötesinde sana ben senin gibi çirkin yaklaşmayacağım. Ben son derece bakayım sana yardımcı olmaya çalıştım. Madem bu kadar alınıyorsun çok hazırlıklı geleceksin. Ediyorum. Kimseden de bir şey istemeyeceksin o zaman. Yukarıya bakalım. Çok merak ediyorum neler almışsın. Ne bunlar şimdi? İçinde var mı bilmiyorum. Unutmuş olabilirim belki ama onun bizden istediği çok başarılı işler çıkarabileceği malzemeler var orada. Hiç de bir şey yok içinde. Çok boş. Size ne oldu yine arkadaşlar? Ne oldu size ya? Ben de biraz önce hediye verdiniz, hediye aldınız. Ben de uğraşırsa sonu Melek, ben olur? Kötü bir insan değilim. Senin verdiğin hediyeyi ben güzel karşılıyorum ya. Lütfen. Kötü karşılamıyorum. Bugüne kadar çünkü çirkinlik yapmayacağım. Öyle olmadığını gördük bari bundan sonra. Yani ben sana başından beri söylüyorum. Çok haklısın. Kıskanıyorsun beni. Başarımı da kıskanıyorsun. Hangi ben başarı? Ben bu yaşta buralara kadar gelmişim. Hangi bu başarı? Bu yaşta buralara kadar gelmişim. Ben güzelim. Bu yarışmaya katılabiliyorsam bu bile benim hayatımda çok büyük bir başarıdır. Birinci olamadın. Önce benim lafımı dinle ondan sonra konuş. İki haftadır sen buradasın birinci olamadın. Oluyorsun. Hangi başarıdan bahsediyorsun? Sen burada şans eseri birinci oluyorsun. Bence bunu tartışmayalım. Gencim, güzelim, melekçim ben seni çok fazla üzerim. O yüzden dikkat et. Tamam mı? Çok şey yapma, sarsma. Ya arkadaşlar ne alıp veremediğiniz var birbirinizle sizin ya? Ne alıp veremediğiniz var ya? Bak sana güzel hediye getirdi. Sen ona teşekkür ettin. Şimdi ne oldu bir anda? İşte onu... Evet aslında hediyelerine ya. Bir baksaydın detaylı. Evet belki hediyene çok güzel bak şeyler bari başka var içinde. Bir şey kötü bir şeydir belki. Tanımadığından gelen, tanımadığın birinden gelen hediye çok i̇şte sevindirmişti bak, seni. Bu hediyeyi bu şekilde rencide ederek size verilseydi... Eminim siz bunu alır kafasına fırlatırdınız burada. Tanımadığım bir insandan gelen hediyeye karşı sevinen bir insan olduğum için ben bunu alıp başımın üstüne koyarım. Allah Allah. Teşekkürümü de ettim zaten. Ben neden seni sevemedim acaba? Yani ben ekrandan izleyip de geldim. Ekranda da sevmiyordum, burada da sevmiyorum. Belki dedim kendine içeride değişiktir ama yok benim sen dışarıda da yok. Aynısın. Yarışırken de aynısın. Sen aynısın, böylesin yani. Bunu da izleyenler görsün. Melek burada nasılsa dışarıda da böyle. Yetiştirebilecek misin Aslı? Ben gayet de yetiştiririm tatlım. Sen hiç merak etme. Çok gerildin de. Aslı'nın bugün Melek'e gösterdiği tepkiye aslında kısmen katılıyorum. Ben de böyle bir durumda sinirlenebilirdim. Keşke biraz daha soğukkanlı kalsaydı. Bu kadar büyük tepkiler göstermeseydi. Onu da aslında yaşına ve daha az tecrübesi olmasına bağlıyorum. Melek'ciğim bugünkü hediyeyi ben çıldırayım diye verdim biliyorum ama... benim kalbim seninki kadar kötü değil. Ben öyle saçma sapan şeylere çıldırmam. Verilen hediyelere her zaman için değer veririm. Amacına hiçbir zaman ulaşamayacaksın. Ben gülerken sen ağlayacaksın, çıldıracaksın. Arkadaşlar bu gergin ortamı güzel bir şarkı söyleyerek dağıtmak istiyorum. Çok güzel bir şarkı söyleyerek bu gergin ortamı dağıtmak istiyorum arkadaşlar. Melek, hazır mısın şarkıma? Değilim şu an. Neden? Ama şarkı söyleyerek yumuşatmam lazım bu ortamı. Tamam Tevfik, seni dinliyorum. Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum umurumda değil. Sevdin mi Melek? Ağzına sağlık. Teşekkürler. Peki neden bu şarkıyı seçtin? Çok manidar. Bir nedeni yok arkadaşlar. Aklıma bu geldi yani. Siz de her şeyden bir şey çıkaracaksınız. Biraz ha? Manidar gibi ama. Yok yok öyle bir şey yok. Serap Hanım öyle mi geldi size? Serap ben bak senin bana. Sesini duymaya başladım. Evet Serap evet. Hanım sizin sesinizi duymaya alışmaya başladım. Duymaya. Sizin alıştın değil mi? Diliniz evet. Bakmış demek. Romantik Tevfik'ten romantik şarkı. Rotası yine şaştı tabii. Her zamanki gibi. Beni hiç şaşırtmıyor.
tutarsız bir adam olarak görüyorum onu. Çok da kale almamak gerek. Tevfik bugün ortamı yumuşatmak için bir şarkı söylemek istedi. Serap ve Aslı da çok manidar buldu. Ama rota yeniden belirlenmişti de adrese ulaşamadı Tevfik. Ya bence bu devirde artık eğitim almaya da gerek kalmadı. Duyamadım seni. Bence artık bu devirde eğitim almaya da gerek kalmadı. İnternet vasıtasıyla öyle şey olur mu ya? Hayır. Asla. Her şeyi görüyoruz, öğreniyoruz. Nasıl ya? Öyle şey olur mu? İnternette gördüğün her şey doğru değil ki bir kere. Tamam, yanlış şeyler var. Doğrusunu araştırırsan doğrusunu bulursun. O olup olmadığını bilmen için senin bir eğitimden geçmiş olman lazım. Hiçbir şey bilmeyen insanlar da video çekip paylaşıyor. Hassas olduğumuz bir konu daha ve dikkat etmemiz gereken. Fırça temizliği. En önemli şey biliyorsunuz hijyen. Sıcak su mu, ılık su? Ilık su. Ilık. Ilık su. Yine fırçalara zarar vermesin ve buralar paslanmasın diye. Şimdi ben çok böyle şöyle bir yöntem yapıyorum. Böyle bir ılık suyun içine biraz şampuan. Beyazsa bununla da yıkanabilir. Ben seviyorum ama ben tercih etmiyorum. Daha yumuşak oluyor. Şimdi şöyle şu şekilde sadece fırçanın baş kısmını şuraya yerleştiriyorum. Bakın çok dikkatli yapıyorum bunu. Yani yuvarlak dairesel hareketlerle yıkıyorum bunu. Döndürüyorum ki fırçayı açmamak için. Açarsak fırçamız bozulabilir çünkü. İnternette doğru olduğu kadar yanlış da çok bilgi var. Tamam, isteyen doğrusunu ararsa bulur. Bak bana. Yahu doğrusunu bilmeyen nasıl bulacak? Hala aynı şeyi konuşuyorsun. Canım araştırırsa bulur ya. Niye bu kadar kastın? Yanlış bir şey söylüyorsun ve yanlış örnek oluyorsun şu anda insanlara. Ama tabii ki biz ne yapıyoruz? Daha beyaz olsun istiyoruz ve bir minnacık şöyle damlatıyorum. Ve avucumun içinde yapıyordum ben bunu diyecektim. Evet. Öyle yapıyorum. Bakın şöyle şu şekilde bozmadan fırçayı şöyle dairesel hareketlerle ileriye geri yapılabilir, bu tarafa yapılabilir. Fırçanın formunu bozmamak çok önemli, çok değil önemli. Mi? Çok önemli. Bakın şu şekilde fırçamızı fondötenden arınana kadar. Zaten renginden anlıyoruz arındığını, temizlendiğini. Tabii. Aslında biz stüdyo şartlarında şu an böyle gösteriyoruz. Böyle ince bir su atarsa, akan suyun altında yaparlarsa çok daha güzel olur. Makyaj dediğin şey de o kadar basit bir şey değil. Öyle internetten öğrenilecek bir şey de değil. Gayet de öğreniliyor. Ben kendimi yeteneğim ve internete borcuyum. O yüzden beceremiyorsun belli. Gayet de beceriyorum. Gören Aslı gerçekten geliyor. Kendi yeteneğini, kendini sadece internete mi borçlusun? Evet. Yanlış. Girin sayfama bakın. Bir sürü eğitmenlerimiz ben var. Ben ne yaptıysam hepsini internetten öğrendim. Bu kadar. Ne kötü bir söz Aslı. Bunu da su değdirmeden. Yani dikkat edersek illaki su değecektir ama dikkat edersek daha uzun ömürlü olabilir. Ve böyle havlu peçeteye şu şekilde fazlasını alıyorum. Yine aynı şekilde baş aşağı, asla fırçayı bozmuyorum. Şu şekilde fazlasını alıyorum ve yine bir havlu peçetenin üzerine koyarak kurumaya bırakıyorum. Düz kurumaya bırakıyoruz, değil evet. mi böyle? Hayatım ben boşuna demiyorum, çok tecrübesiz. Efendim? Canım sen de 3 senedir bu mesleği yapıyorsun. Ne anlamı? Unutuyorsun, sürekli unutuyorsun. İşte bende yetenek ne, var. Ne alaka, sen onu de anlamadım. Tecrübe yok, yetenek de yok. Sen niye bu mesleği yapıyorsun ya gerçekten? Ben 3 yıldır yapıyorum, sen de bu işi 3 yıldır yapıyorsun tamam, diyorum. Tamam, bunun alakası yok. Bende yetenek var, sende yetenek de yok diyorum. Bu senin görüşün Aslı. Bu senin kıskançlığından ötürü. Senin neyini kıskanacağım, 35 yaşını mı? Kasvet. Bence sen benim gençliğimi ve güzelliğimi, üstüne bir de başarımı kıskanabiliyorsun. Allah'tan güzelsin ha. Övünecek başka hiçbir şeyin yok. Yani sen de trendi takip edemiyorsun yaşın gereği. Ben daha çabuk ulaşabiliyorum. Pardon. Evet. Bana gelen övgülerden ikisi stilim. Övgü mü? Duruşum. Övgü konuşmam. Mü? Evet. Aslı'nın bugün Melek'i yaşından vurması çok samimiyetsiz bir hareketti. Gereksizdi gerçekten. Çünkü Melek iki tane çocuğu olan... Aslanlar gibi makyaj yapan ve böyle bir yarışma programına cesaret edip gelen birisi. Ben her zaman tebrik ediyorum. Her ne kadar rakibim de olsa. Ama bence burada Aslı kendisine bakması lazım. Hem yaş olarak ona hürmet etmesi gerekiyor bence. Hem de bu tür şeylerle ilgilenmemesi gerekiyor. Makyajını yapması gerekiyor. Aslı'nın Melek'e yaşıyla ilgili söylediği şeylerden ben de hiç hoşlanmadım. İnsanlar bu şekilde değerlendirilmemeli. Bence her yıl aslında bir tecrübedir. Çok yanlış buldum Aslı'nın bu tavrını. Serap Hanım siz ne diyorsunuz? Aslı mı haklı, Melek mi haklı? Haydi bakalım.
Ben bu tartışmaya girmesem olmaz, mi acaba? Olmaz, tartışma değil bu. Fikir soruyorum size. Arada ezmesinler beni. Hiçbir şey olmaz, ben varım. Söyleyebilirsin, rahat olabilirsin. Aslıcığım maalesef bazen gereksiz çıkışların var. Melek de sinirli. İkiniz bir araya gelince... İşte ikimiz de şeyiz. Tek taraflı diyemem. Gözlemlediğim. Böyleyiz. Onay almaya ihtiyacı var. Bu yığının bu tarafını uzatması lazım. Siz de derdine düştünüz. Ay görmüyor mu bu? Kendi görsün ya. Yeter artık yardım yardım yeter ya. Evet, nereye kadar? Kimse kim yardım? Tevazu yok. Herkese yardım. Nasıl bu damar durumlarla aranız? Hanımefendi ha? Ben Türk sanat musikisini çok severim. Efendim? Türk sanat musikisini çok severim. Yani böyle biraz... Arabesk? Arabesk de çok severim. Ama Türk sanat musiki daha çok dinlerim. Arabesk de kesinlikle Müslüm Gürses. Tek geçerim. En sevdiğin şarkısı? Kim bilir kimler var şimdi kalbinde. Sen beni unuttun çoktan belki de. Ben hala yaşarım eski günlerde. Her şeyde sen varsın, unutamadım. Kim unutamadın Aslı? Yok, unutamadığım biri yok. Sadece duygulanıyorum diyelim. Unutamadığın hani kimler bir de var Aslı? Şarkılarda vardır ya, bir şarkıyı dinlediğin zaman o an bir duygun vardır. O duyguyla dinliyorsundur. Yıllar sonra yine o şarkıyı dinlediğinde aynı duyguya kapılırsın. O hissiyatı yaşarsın. Az önce benimki de tamamıyla buydu. Tevfik, senin kalp ne durumda, çok yaralı mı? Gözde Hanım, benim kalbim paramparça. Şimdi neyle ilgili sordunuz? Aşk. Hayatımda yolunda gitmeyen tek şey aşk. Bakın hayatımda işim... Hepimizin çok şükür. İşim yerinde, Allah'a çok şükür. Aile hayatım çok iyi. Çok beni seven bir babam, bir ailem var. İş hayatım çok iyi. Hep istediğim yerdeyim. Aşktan Allah'a şükürler oldu. Olsun. Ama aşktan yana hep sıkıntılıyım. Hep kıskançlıklar yaşadım. Çok gereksiz kıskançlıklar yaşadım. Ama senin şimdi bu şikayet ettiğin konulara bakınca... ...şöyle bir gözlem yaptım. Sanki aynı şeyler sende de var Tevfik. Hangisi? Nereden biliyorsun? Hangisi? Tevfik'le konuşuyorum. Sen nereden biliyorsun bunu? Tevfik'le konuşuyorum. Hangisi? Bu bahsettiğin seni rahatsız eden özellikler. Bende de mi var? Arkadaşlar bu arada Serap çıktı, Tayfun geri geldi. Ortak süreyi kullanıyorlar şu an, bilginiz olsun. Ya benim çok kötü oldu burnum. Gördüğünüz gibi bir dönüşüm gerçekleşti orada. Senin kalbin ne durumda Tayfun? Söyle bize, kulübe hoş geldin. Kuaförüm sensin, dert kulübüne hoş geldiniz efendim. Aşklarımızdan, yaralarımızdan konuşuyoruz bugün. Efkarlanıyoruz biraz. Benim boş ya kalbim. Efendim? Benim kalbim boş. Kalbin boş? Evet. Yara aldı mı kalbin çok? Boyayı döktüm ya. Vallahi onunla uğraşıyorum. Kusura bakmayın. Yara var mı yara kalbinde? Yok vallahi yok. Hiç? Yok. Hiç aşk yarası yok mu? Yok. Aşk ya, acısı? Hiç yaşamadım. Hiç yaşamadım. İnanmıyorum ki öyle bir şey yok. Öyle bir aşka şey yok. İnanmıyorsun? İnanmıyorum evet. İnanmıyorum. Nasıl aşka inanmıyorsun? Gerçekten inanmıyorum evet. Neye inanıyorsun hayatta aşka inanmıyorsan? Ya saygı sevgi falan tamam, saygı tamam da sevgi falan biraz. Hani o aşk meselesindeki sevgi biraz. Aşk olmadı mı? Yalan hiç? Geliyor bana. Yok olmadı. Hiç aşk olmadı. Hiç olmadı. Sana aşık olan? Bilmem vardır belki. İtiraf eden? Bana var bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Beraberliğin hayatta hiç olmadı mı? Oluyor öyle şeyler de. Aa. Yarım yamalak işte. Aa. Üzüldüm bak ama ben şimdi sana. Aşksız geçer mi hayat ya? O aşk acısını da tatmadan. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar hiç aşk acısı yaşamamış bir arkadaşla beraberiz. Bence hayatı hiç tatmamış demektir. Hiç öyle bir şey de yok böyle hani aşk şey böyle sadece businessman gibi, iş adamı gibi böyle sadece işine odaklı. Aa çok şaşkınım. Burada mısın abi? Pardon, pardon. Senle ilgili konuşuyoruz. Çok özür dilerim ya. Estağfurullah, sorun değil. Evet söyle dostum, söyle. Yok geçti, sen işini şey yap. Söyle söyle. Diyoruz ki hani aşk diyoruz, sen evet. Diyoruz hayat, dünya. Evet. Yıldızlar falan. Ne olmuş? Hiç bir şey olmadı yani söyle. Sen
Seviyor musun aşkı? Aşk nasıl bir hayır, şey? Hayır söyledim sence? Ya sevmiyorum, inanmıyorum. Tamam kusura bakma. Gerçekten İnsanın kendine aşkı vardır, mesleğine aşkı vardır, tutku yani. Bir aşk senin o adrenalini harekete geçiren. Böyle şeyleri az pek önce sevmiyorum. Az önce hanımefendiyle de öyle bir şey konuştuk. Gerçekten inanmıyorum ya. Yani. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani insan tanısa sevmez diyorum ya. Ben tanımadığı için birlikte olduğunu düşünüyorum. Efendim? Tanımadığı için birlikte olduğunu düşünüyorum. Tanımadığı için? Herhangi bir insanın bir şeye aşk duyduğu zamanki hikayesinden bahsediyorum. Tanısa sevmez diyorum. Ben yeterince tanıdığını düşünmüyorum insanlar birbirine. Aşk imkansızlıktan da da var ya. İşte inanmıyorum o tür şeylere. Yani karşılıklı evrimleşme falan filan ben onlara inanmıyorum. Yani gerek de duymuyorum. Tanısan seversin. Yani böyle bir günde belki uyumayacak. Bugün duygusal olacak ama. Bence tanıdığı anda aşk bitiyor. İşte tanımadığın an aşk evet her şey. Tanımasan daha güzel diyorsun yani. Bence. Bazen tabii tanıdıkça ama o sevgi oluyor. Hadi bakalım şöyle bir karşıdan bakın. En temel eksik neyse tamamlayın. Kirli bir yer varsa hemen temizleyin. Ve son 20 saniye. Bugün efsaneleri stüdyomuzda ağırlıyoruz. Cem Karaca, Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses, Barış Manço aramızda. Son 10 saniye. 9, 8, 7, 6 ve 5, 4, 3, 2, 1. Modellerden uzaklaş. Elinize sağlık. Olağanüstü bir beceri, olağanüstü bir teknik. Kaymak gibi Müslüm Gürses suratı karşımızda. Bu stüdyoda gördüm en berbat makyaj. Sadece burnu merak ettim. Neyle yaptın? Hiçbir şey yapmadım, kontrolledim. Orijinal burnu mu? Bu stüdyoda ilk defa böyle bir şey söyleyen oldu. Ben daha çok Ferhat Güzel'e benzettim ya. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Saçı olmuş mu? Olmuş. Daha ne olacak ki yani? Şey metroyla mı ölçeceğiz? Bir santim aşağıda, bir santim yukarıda falan. İbrahim Tatlıses'i zaten geçtim de. Yani küçük bir boya bile benzerim. Şöyle söyleyeyim. Sen kimsin de karışıyorsun? Biraz sakin. Şu sesi duymak istemiyorum. Kanal değişiyorum hatta. Sen memnun muyum zannediyorsun seninle muhatap olduğum için? Melek insanları bağırarak susturamazsın. Şunu bir öğren. Efsaneleri ağırladığımız bugün de, andığımız bugün de hazırsanız ilk olarak Tayfun ve Serap'ın modeli Ülge Yaren Bezen Müslüm Gürses olarak gelsin. Yine kapansın Ülge kendine baksın. Olacakmışım da böyle son anda vazgeçmişim gibi hissediyorum. Güzel. Burnum açısından. Gel gel. Ne hissediyorsun? Ne dedin duymadım gel. Ya burnum açısından biraz şey olmuş. Orada zorlandığını zaten söylemişti. Bir de bıyıklarım çok kapatmış dudaklarımı. Alt dudağımı da almış için o yüzden pek şey yapamadım. Ama saçlarım çok güzel olmuş. Efendim Müslüm Gürses'i saygıyla anıyoruz. Nur yağsın üstüne efendim. Bir alkış alabilir miyiz? Evet onu yaşattığımız bugün de nasıl buldun Taner? Bir Müslüm Gürses hayranı olarak ve kendisinin de Müslüm Gürses hayranı olarak yani yapmış olduğun şu modele gerçekten yani Müslüm Gürses'e haksızlık olmuş oldu yani şu modelle yani. Ne açıdan? Yani burnu topuklu ayakkabıya benzemiş yandan. Önce bir saçı değerlendir ya.
Nasıl buldun? Bir arkanı döner misin? Tam bir dön bakalım. Yani saçı böyle... Tam dön. Bir böyle misafirliğe gidiyormuş gibi bir topuz edası gördüm yani. Hani Müslüm Gürses'in şu alnında ameliyat izi vardır. Trafik kazası geçirmişti. Alnında ameliyat izi vardı. Onun böyle saçı şuradan bir tane alıp üstünü kapatmak için kullanırdı o saçını böyle öne dökümle. Evet. Ben bunda hiç öyle bir şey görmedim. Yani en azından şuraya bir iz yapabilirdin. Saçının önü resmen böyle bombeli bir şekil almış. Yani ben beğenemedim. Yani. Ne diyeceksin Tayfun? Şey o düşürme mevzusu evet katılıyorum. Ama boyadan korkuyorum. Zaten biraz da bulaştırdım. O boyayı ben çok sevmiyorum. Onu bulaştırıyorum. Dökmek ben de düşündüm. Dökmek en kolaydı ve en hani gösterişlisiydi. Bir organize olamadım. Kabarıklığına katılıyorum. Biraz kabarık oldu. Çok kabarık oldu. Evet, yani. İşte. Biraz böyle öne falan dökülmüş olsaydı böyle. Ama genel anlamda benziyor. Yani. O kadar acıması olma. Şimdi konuşturacaksın yani beni. Ben benzetemedim. Yani buradan değil de gene ekrana bir bakarsan. Bakayım bu tarafa ekrandan mı? Daha biraz benziyor ya. Yani aşağı İbrahim Tatlıses, yukarısı... Yok yok İbrahim Tatlıses'e hiçbir taraf benzemeyeceğim. Yani Bayhan gibi duruyor. Bayhan. Yani böyle baygın baygın bakıyor biraz. Yani ben beğenemedim Gözde Hanım. Benzetemedim. Seyircan sen? Benzetemedim yani. Tabii ki de bugün kadın modellerimizi erkek üstadlarımıza, sanatçılarımıza benzetmeye çalıştık. Saç hacimli bir saçtı. Zaten dalgalıydı kendiliğinden. O konuda çok avantajlıydın. Arka hacmini çok fazla buldum. Üst hacmi okey ama arkayı daha basık yapabilirdin. Arkası da çok hacimli olmuş saçın. O yüzden o havayı ben de alamadım Tayfun. Belki eline onu yapmış sağlık. Olsaydın gerçekten benzerdi biraz. Ya dediğim gibi tekrarlamayayım kendim. O boya için onu yapmadım önde. Ama saçın hacim konusuna katılmıyorum. Çünkü istersen yarın da bakabilirsin. Saç oldukça zayıf bir saç. Kıvırcık falan da değil. Ben onu Vigo'yla... Vigo yaptın işte. İşte kıvırarak hacim vermeye çalıştım. İç kısmında da ekstra bomba olsun diye içine... Tayfun şimdi burada hepimiz tartışıyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz ama bu bahane değil yok, mesela. Yok bahane için söylemiyorum. Ben asla yani bahane ıslatıp da, yok. Islatıp da ya böyle mesela... Sprey suyla oldu, ıslatıp olmadı, da tokalarla olmadı, iyice indirebilirdin yani bunu. Ne yapabilirdim? Yani tokalarla biraz iyice indirebilirdin, yapıştırabilirdin. Söyledim kabarık olduğunu söyledim ama hacmi özellikle verdim. Saçın iç hani yanları daha çok yapıştırmışsın, önleri daha çok böyle kabartmışsın arkaya doğru. Yani bir topuz gibi duruyor. Sen ne diyeceksin Hasan? Şimdi ben arkadaşların yorumuna katılmıyorum Tayfun abi, seni gerçekten kutluyorum. Yani o saçı kuruyken ıslak köpükle hacimlendirip kıvırcıklığını bu kadar natürel vermen gerçekten güzel bir çok tecrübe. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ben tebrik ediyorum. Hacim evet arkadaşlara katılıyorum ki sen de kabul ediyorsun hacimli olduğunu, ense yapısı özellikle. Ve arkadaşların dediği gibi şu önde püskül %100 birebir Müslüm Baba'ya benzetmesini zaten beklemeyin arkadaşlar. Yapmaya çalıştığı erkekten Müslüm Baba'ya benzese yine tamam ama bayandan benzetmeye çalışıyorlar. Olağanüstü bir beceri, olağanüstü bir teknik burada gerektiren bir amacı zaten bu. Proporsiyon olarak kafasının kıvırcıklığı, saçının siyahlığı, dalgasını ben çok beğendim. Eline koluna sağlık. Çok keşke küpeleri çıkarsaydınız. Ya sor. Keşke, keşke küpeleri çıkarsaydınız. Sor. Onun dışında ben beğendim. Eline sağlık abicim. Çok pardon. Küpeyi hanımefendiye söyledim de yeni deldirmiş çıkaramıyor. Diğerlerini söktük, kolyesi de var, çıkaramıyor, yeni delmiş. Aa. Yoksa yani aklımıza geldi tabii ki. Yani o kadar da değil. Yani. Maalesef mümkün olmayan bir durum. Belki bantla bir şeyle kapatılabilirdi ama. Tevfik makyajı nasıl değerlendiriyorsun? Ben açıkçası şöyle baktığım zaman Müslüm Gürses'e benzettim. Ama kontürler nerede? Kaş. Kontürler nerede? O kaş ne kadar ince? O kadar ince mi? Babanın kaşı o kadar ince mi? Onun dışında yine aynı şekilde burun daha başarılı olabilirdi. Bıyık daha başarılı olabilirdi bence. Ya Allah'ım seversen ya Müslüm Gürses'e benziyor diyorlar ya. Müslüm Gürses'in neresine benziyor Allah'ını seversen ya. Yani şu yandan burnunun duruşuna bak hele sivri duruyor yani. Hani bunun neresi Müslüm Gürses'e benziyor onu anlamadım yani. Ben şurada şuna şaşırdım. Çok eskisin. Hı-hı. Çok yetenekli olduğunu Hı-hı. söylüyorsun. Ama... Bir kontürle patlatabilirdin elmacık kemiğini. Birkaç bir şey yapabilirdin. Ufak tefek çizgiler yapabilirdin. Yılların vermiş olduğu o çizgileri burada görebilirdik. Kaymak gibi bir cilt var. Makyajı eleştirmek gerekirse. Bir de alnı sonradan sildiniz mi? Boya bulaştığı için silindi. Ben genel olarak çok fazla benzetemedim. Berek nasıl buldun makyajı? Kaymak gibi Müslüm Gürses suratı karşımızda.
çok fazla temiz. Bir kere ona kesinlikle kontrol çalışmaları gerekiyordu. Her ne kadar o Snake Eyed'ı trash olsa da bir kere favorileri yapman gerekiyordu bence. Biraz oraları boyayabilirdin. Aslında ama sonra sildik galiba saç akınca. Yok, orayı daha böyle dikdörtgen şeklinde kesinlikle boyamalıydın bence. Kontür vermeliydin. Biraz daha böyle lekeler, o kırışıklıklar çok hafif. Erkeklerin biraz daha şeydir çünkü biz makyajla kapatıyoruz ama erkeklerde göz altı torbaları, işte gözün üzerindeki kaz ayakları vesaire. Biraz daha onu hani yaşlandırarak verebilirdim belki. Burun oraya konulduğu o kadar belli ki ben de mesela Barış Manço'nun burnunu yaparken çok hafif, aşağı düşüktür. Ama baktım tutmadı. Böyle bir şey çıkarmaktansa en güzeli sileyim dedim. Abi orada ondan vazgeçebilirdin ya da biraz daha inceltebilirdin. Ucu çok ince olmuş. Onu biraz düşük Müslüm Gürses'in diye aslında bilerek bıraktım ama. Yok, şöyle şurada hafif dudağın üstü şurası görünüyor ya. Çok hafif bir şey verebilirdin orada, aydınlık verebilirdin. Yani kaşlar da yine öyle. Onlar da çok muntazam duruyor. Emeğine sağlık ama ben sevemedim. Aslı, seni eleştirdin nedir? Bence burnu için pek üzülmemelisin. Ben burnunu beğendim ya. Yani o çaban var ve o yamukluğunu bile ben benzettim. Şöyle görsel olarak baktığımda benziyor mu? Benziyor. Ama Melek'e katılıyorum. O bıyık konusunda mesela üst dudağını görebilirdik. Kaşı çok ince olmuş. Kontürleri yok. Fondöten rengini çok açık buldum. Daha koyusunu kullanabilirdin. Kontürleri eksik ama burnunu ben sevdim. Teşekkür ederim. Puanları yazın. Biri vereceğim. Bence... Beğenemedim. Be. Hayır, bence iki var. İki var. Benim beğenemedim çünkü. İki sanki bizden sonra en iyisi bu gibi duruyor. O yüzden bence yüksek puanı bunları. Biz saklayalım mı? Bence verelim, beşi geçsin. Geçelim. Verelim ya, Müslüm babanın hürmetine. Serap'teş. Muammer Bey, nasıl buldunuz? Müslüm Gürses'i görüyor musunuz efendim? Karşınızda nasıl bir çalışma olmuş sizce? Vallahi yani burada durduğu sürece Ece'ydi değil mi? Neydi? Ülge. Ülge. 15-20 dakikadır hemen hemen karşımda. Yani benzesin ya da benzemesin. Müslüm Gürses'i andım 15-20 dakika. Ruhuna gerçekten bir Fatiha okudum. Bak nelere vesile oldu bu masa benim için. Onun için hani bıyığı aşağıda, kaşı yukarıda demiyorum. Allah nur içinde yatırsın. Ben Müslüm Baba için şöyle... Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Ayşegül'cüğüm, makyaj nasıl olmuş? Yani bu tabii çok ayrı bir dal, ayrı bir alan. Dolayısıyla herkesten de bunu çok iyi yapmasını bekleyemeyiz. Ben de dahil bunun içine. Tipleme gerçekten çok başka bir olay ama burunlu böyle bir uğraş göstermen hoşuma gitti. En azından buna kalkışmış olman. Keşke daha düzgün olsaydı. Yani spatulayla biraz onu inceltip biraz düzeltseydin daha iyi olurdu. Kaşını hiç sevmedim. Kaş çok muntazam ve de çok şey oldu. Yani biraz açık kahveyle boyayıp altlarını böyle biraz kirletebilirdin. Geçen gün siz göremediniz ama bir sakal süngeriyle, aslında siz bilirsiniz, topuz süngeriyle biraz kirletme yapmıştım. Çok açık bir kahverengiyle biraz böyle sakalı varmış gibi bir etki olsaydı bu kadar parlak parlak görmezdik. Biraz da bıyık şöyle yuvarlak olmalıydı. Yani şu köşeli değil de bu İbrahim Tatlıses'in bıyığına daha çok benziyor. Ama ben de aynı şekilde düşünüyorum. Sonuç olarak bize o etkiyi yarattınız, yaşattınız pardon. Müslüm Baba'ya da buradan selam olsun. Teşekkürler. Adem Bey, saçla başarılı bir çalışma yapabilmişler mi? Nasıl olmuş sizce? Şimdi benim gençlik yıllarım Müslüm Baba'nın konserlerinin peşinde koşmakla geçti. Özellikle bu beyaz takım elbisesiyle benim oturduğum muhite yakın bir yerde bir konser vermişti. Ben de o konsere de katılmıştım. Tabii konsept gereği çalışma yapıldı. Bir hanımefendiyi bir sanatçıya benzetmeye çalıştık.
kıvırcıkları güzel oldu ama hacim konusunda gerçekten sıkıntı var. Onun saçı kıvırcıklarıyla birlikte tamamen kafasına yapışmış durumdaydı. Yara izinden dolayı öndeki perçemini konuştuk zaten. Ama önemli olan Müslüm Baba'nın hep şu kulakların üstü kapalıydı. Senin kulakların gibi. Bir o detayı kaçırmışsın. Bugün Müslüm Gürses sayenizde anmış olduk. Müslüm Baba'nın ruhu şad olsun. Tebrik ederiz. İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun deyip diğer sanatçılarımızın da ruhu şad olsun, nur içinde yatsınlar. O zaman şimdi hazırsanız Hasan ve Tevfik'in modeli Ayça Eren Cem Karaca olarak gelsin. Kapansın Ayça, kendine baksın. Üstad, 15 yıl aradan sonra seni tekrardan görmek beni çok mutlu etti. Gel, gel. Gel, gel. Buraya gel. Duygulandım şu an. Ya. Çünkü Cem Karaca müzik adamının dışında aynı zamanda bir tiyatrocu. Ben de kendim konservatuar oyunculuk mezunuyum. O yüzden o benim için çok değerli. Kendisini çok seviyordum ve Cem Karaca dendiği zaman da çok mutlu oldum. Şu anda gözlerim doldu. Onu çok özledim. Cem Karaca'nın yanında saygıdeğer annesi Toto Karaca'ya da buradan Allah'tan rahmet dileyelim hep, evet, birlikte. Onu da çok severdik. Ben özellikle çok severdim kendisini. Evet. Onlar ölümsüzler efendim. Evet. Evet. Onlar hep bizde, hep yaşıyorlar. Allah rahmet. Nasıl olmuş Taner? Sen görebildin mi karşında Cem Karaca'yı? Girer girmez Cem Karaca'yı andırdı. Gördüm onu yani. O ışığı vardı yani. Sağ olsun hareketleriyle, dansıyla da yani bir bütünlük olarak. Modellerimizin de marifeti tabii bu. Aynen, kesinlikle. Beğendim. Ellerine, emeğine sağlık. Güzel olmuş. O saçlarındaki hareketsizlik. Doğal kıvırcık. Doğal kıvırcık dalgası. Falan, evet. Özellikle beğendim. Bozuk maşa, bozuk dalga. Yani bir tek, gerçi onları makyajlar karıştırır ama bir tek bıyığını beğenemedim. O da... Makyözler karar verecek buna. Genel olarak beğendim. Eline sağlık, emeğinize sağlık. Sevcan, sen nasıl buldun? Ya bir ara bak maşası falan yapıyordun. Sonra normal maşaya döndün. Bilerek karıştırdım. O doğal dalgayı yakalamak istedim. Dur, çünkü yorumu, yok yapay maşa olmasın yorumu istedim. Yorumu yapayım. Beğendim. Dur. Dur. Övmeme bile müsaade etmiyorsun. Evet, gerçekten güzel oldu. O esintili... Saç havasını verdin. Eline sağlık öncelikle. Sadece ve sadece çok küçük bir detay ama o da olsaydı yani böyle bir yıldızlı beğenebilirdim diyeyim ben sana. Şu faullere, şu saçını şuraya kadar düşürseydin. Yanaklarında da görmek isterdim şu saçları. Çünkü zaten saçlar. Çünkü zaten yok, hayır, var orada. Faul kısmı. Faul de var. Çünkü geniştir. Ha, doğru bir şey söylüyor. Cem Karaca biraz şöyle geride. Cem Karaca geride kullanıyor. Tamam. Bak şöyle bir favori. Ama her zaman değil. Yani ya bunu Tevfik yo, mi var, bakarsan var ya. Biraz özellikle krepe attım oraları biraz daha dolgun göstersin diye. Kontür olarak değil. Efekt saç olarak. Evet, şimdi saç şu şekilde olarak. Gözlük olduğu için onu çok ön plana çıkaramadım, evet, açıkçası. Onu. Onun haricinde yani eline gözlük sağlık. Olmasaydı saçtan faul yapmayı düşünüyordum açıkçası. Gözlükten dolayı tercih etmedim. Yok, gözlükle bunun alakası yok da gene eline sağlık, o havayı yaşattın. Ruhu da şad olsun buradan Cem Karaca'nın. Tayfun, sen nasıl? Değil mi? Şimdi arkadaşlara katılıyorum. Yani üzerine çok konuşmak istemiyorum. Sadece bıyık yani belki uzunluğunu biraz... Yok, şey yapabilirim. Makyajda girmek istemiyorum. Barış Manço'yu biraz andırdı bana uzunluk. Cem Karaca'yı biraz daha kısa hatırlıyorum. Renk de birazcık daha açık olsa falan diye çok eleştirmek istemiyorum. Yani girer girmez ben de onu aldım. Gerçekten iyi duruyor yani şeyi, saçın havası. Yani daha ne yapabilir bilmiyorum. Serap, makyaj nasıl olmuş sence?
Ellerine sağlık. Yine bıyığın haricinde çok rahatsız eden bir şey yok. Sadece burnu merak ettim. Neyle yaptın? Kontur yaptım. Hiçbir şey yapmadım. Kontürledim. Orijinal burnu mu? Orijinal burnu. Kendi burnu. Kendi burnu kontürledim. Dikkat ettiyseniz sanki plastik makyaj var gibi duruyor. Gözlüğün kesiminden dolayı biz karıştırdık. Sadece belki burnun ucunu biraz koyulaştırabilirdin. Onun haricinde ellerine sağlık. Koyu zaten. Yanlarda kontürler vardı. Ya şu gözlüğe takılan oyuncaklar var ya, onun gibi buradan biz öyle bildiğimiz anda sorun yok. Yani ışıktan da yanılıyor olabiliriz. Gözlüğü çıkarıp mı? Gözlüğü burunlu gözlük, evet. Ben gözlüğü çıkartıp yorumlatacağım. Gözlüğü niye çıkartıyorsun? Bir şey yapmadık ki. O aksesuar ne alakası var? Tamam da göze bir şey yapmadık. Göze de çalışacaksın, yüze de göze bakacağım elbette. Hayır, göze çalışıyor muyduk Ayşegül Hanım? Göze çalışacak mıydık? Bütün yüze çalışıyoruz ama ben çıkarmasından yana değilim. Yani bu şekilde kirpikleri çünkü sürekli şeyleri görüyoruz ya. Çıkarmak zorunda değil. Yani öyle bir aslında şey. Sen nasıl buldun makyaj? Ben dün dedim ki Tayfi'ye yaptığın en iyi makyajdı. Bu konsepte de yaptığın en iyi makyaj olarak adlandırıyorum. Çok beğendim. Kontürünü özellikle. Burun kontürüne inanamadım ya. Plastik makyaj falan sandım. Orijinalmiş. Bıyığını biraz fake buldum. O şey var ya arkadaşlar, hani... Arkadaşlar çok saç... özür dilerim. Bıyıkla ilgili diyorsunuz ama 1976'da aynı bu şekilde çeneden aşağı doğru inen çok koyu bıyıkları var. Hayır birisinde. Hayır, iki tane ayrı duruyor ya, ortası o boş görünüyor. O şey yapıştırmıştık ama dağılmış. Anladım, onu sevemedim o kadar. Onun haricinde dağılmış, güzel beğendim. Dağılmış, yapışıktı ikisi böyle. Beğendim. Melek? Kontür çalışmanı sevdim. Hakikaten burun ve yanaklara yaptığın kontür çalışması güzel. Senden beklemiyordum böyle bir çalışma, ne yalan söyleyeyim. Fakat bıyığın şeklini verirken hepsi fake tabii ki. Onu anlayabiliyorum. Fakat zaten burada spesifik kontür ve bıyık yapacaksın. Bıyığın da şeklini daha doğru verseydin o zaman hakikaten çok daha başarılı olacaktı. Yine de senden gördüğümüz performansların üzerinde bir çalışma. Ellerine sağlık. Yok da burası da çok azdı, onu da söyle. Evet. Şunu da söyleyeyim. Burunla dudak arası çok küçük. İşte bıyık çok kalın kalmış kese, zaten. Kese küçülttük ama. Bıyık kalın değil aslında. Şu ara dar. Bıyık kalın. Kısmı arası çok dar. Yok yok, bıyık kalın gibi duruyor ama tamam, arası çok dar. O zaman bıyığı inceltecek. Çok inceltecek. En fazla bu kadar inceltecek. İşte o zaman da o havayı veremez. Şimdi benimkini görürsün. Alakası tamam, yok. Bıyık bakarız. Kalın. Şuradan biraz uzun tutmuşsun ya. O onu daha şimdi da şey. Şimdi senin modelin biraz daha minyon bir şey model. Ama bizim arkadaşımızın yüzü daha geniş. Peki. Puanları yazın. Hani ben beğendim yani. Ben de çok beğendim. Beğendim, güzel olmuş yani. Hadi, hadi bugün de haklarını verelim. İki. Önceki gün onlara beş verdik, buraya şimdi beş ver. Adam Bey saçı biraz uzun buldular. Siz nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hangi fotoğraftaki hangi şeye baktığınıza bağlı ama sonuçta Cem Karaca'nın saçları hep uzundu. Böyle dalgası vardı. Kendi saçlarının böyle bir açılmışlığı, kızıllığı falan var. Yani sonuçta Cem Karaca'nın saçı olmuş mu? Olmuş. Daha ne olacak ki yani? Metroyla mı ölçeceğiz? Bir santim aşağıda, bir santim yukarıda falan. Veya kaç tel saçı olduğunu mu sayacağız? Sonuçta ben beğendim. Zaten Ayşegül Hanım da söyler, bıyık konusu beni rahatsız etti. Ama ellerine sağlık. Yine Cem Karaca'nın da ruhu şad olsun. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Ayşegül'cüğüm, nasıl buldun makyajı? Kontürleri çok sevdim. Yani burnuna şuralara çok koyu yap. Normalde böyle yapmayız ama burada böyle bir etkiyi yaratmak için o koyuluğu verdiğinde, üstte de hiçbir şey yapmadığında tabii burun büyüdü ve aşağıya doğru düştü. Çok doğru bir kontürleme yaptı. Aşağıya doğru iki çizgi getirdi. Ucunu kaldırsaydın olmazdı. Keşke şu bıyık şöyle hani bir, ne bileyim, papyon gibi olmuş. Yani ya o kadar şuradan, çok uğraştık ki. Ama işte onun şeklini kestik, oradan kestik, önceden kestik. Verseydin. Bak mesela şuraya böyle gelmiyor. Yani o biraz aşağıya doğru gelseydi hafif şöyle. Biraz bunu yapıştırıp etrafını kirletseydin çok daha güzel bir şey. Sanki UNES Rekorlar kitabına giren bıyıklarını buran adamlar gibi olmuş. Bir tek bıyığı sevmedim. Ama bana da
aynı şeyi yaşattı gerçekten. Cem Karaca'ya da buradan selam olsun. Buradan selam olsun öbür dünyaya. Dayatma. Tebrikler. Muammer Bey, Cem Karaca'yı yaşatabilmişler mi? Nasıl buldunuz? 5-6 diye seviniyor da. O 5 sana gelmiyor. Cem Karaca'ya gidiyor. Yani şurada gördüğüm makyaj, yine bu stüdyoda gördüğüm en berbat makyaj. Bunlar da, susar mısın sen? Buraya kontür, bir kontür çekmiş. Kontüre bayıldım. Bana ne kontürden ay? Adam benim, birini tanıyordum, onu çıkartmaya çalışıyorum saatlerdir de bir türlü adamın adını bulamadım. Yani Cem Karaca'nın dışında o adama benziyor. Senin saçın maçın güzel. Senden zaten hiç korkum yok. Teşekkür ederim. Puanım. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Hazırsanız Taner ve Aslı'nın modeli Ece Şeker, İbrahim Tatlıses olarak gelsin. Kapansın Ece, kendine baksın. Bence benzemişim. Ya. Gel. Nasıl bir duygu kendini aynada İbrahim Tatlıses gibi görmek? Çok değişik. Gel görelim. Ha? Değişik. Benzemiş misin sence? Evet, bence. Benzemişim. Sence benzemişsin. Evet. Peki. Sence benzemiş mi Tayfun? Bence benzemiş, evet. Dalgaları falan güzel. Tek eleştiri, bunu da Adnan Bey sağ olsun hatırlattı. Yani ben tamamen unutmuştum. İşte kulak üstü. İbrahim Tatlıses de öyle kullanıyor diye biliyorum. Genel olarak beğendim ya. Ufak tefek şey var hani onda ama genel olarak... Ufak tefek şeyler neler? İşte o şey hani yuvarlak, ben de eleştirdin ya yuvarlak hat. İşte taranmış gibi duruyor filan. İşte o iniş çıkışlar çok az. Çok az evi. Yani benimkinden iyi. Hakikaten iyi. Hakikaten iyi ya. Aa. Hakikaten iyi. Vallahi ben doğruya doğru derim. Teşekkür ediyorum. Samimi söylüyorum. Çok sağ ol. Ama şey işte favori kısımlarını, hı-hı, belki kulak üstü yapsan ya da bir favori gibi bir şey aslında uydursan. Aslında favorilerde var. Böyle saç yaptım, yapıştırdım ama onu arkaya doğru almış. Yani oynamış herhalde, eli değmiş. Biraz arkaya doğru gitmiş, yoksa buralarına gerçekten şey yaptım yani. Ya işte eleştirim olabilir. Ensedeki tüyler falan ufak tefek yani. Genel anlamda hakikaten dalgası falan, basıklı, renk. Teşekkür ediyorum. Hoşuma gitti yani. Gerçekten. Bu stüdyoda ilk defa böyle bir şey söyleyen oldu. Değil mi? Bu stüdyoda ilk defa birisi benimkinden iyi dedi. Vallahi helal olsun. Çok tatlı bir çocuk ya. Harikasınız. Benimkinden iyi cümlesini duyduk. Bu yarışmada bunu da duyduk. Hasan. Ben olmuş daha çok Ferhat Güzel'e benzettim ya. Ay seni. Zaten beğensen şaşardım yani Hasan'cığım. Yani hakikaten İbrahim Tatlıses'e tam kaşlar falan eyvallah ama. Yine kaşlar eyvallah meyvallah hayırdır. Bence saçta gerçekten da yorum yapıyoruz. Ferhat Güzel'e benzemiş. Saçlar İbrahim da yorum yapıyor. Çok alakasız geçme buldum yani. Bu adama bir sinir oluyorum ki vallahi delleniyorum ya. İnan ki sinirleniyorum ha. Saçının kavarıklığı, kıvırcıklığı falan. Dinleyecek misin? Olumlu. Yorum yaparsan dinlerim seni. Olumlu yapamam Hasan'cığım. Ben çok İbrahim Tatlıses havası alamadım ama yine eline sağlık. Kıvırcıklığı falan evet gerçekten güzel. Faullerde ben katılmıyorum Tayfun abiye. Ben İbrahim Tatlıses'in bu 80-70'ler zamanı bu faulleri bir ara modaydı. Onun dışında hiçbir zaman en azından kendi hayatım boyunca hiç görmedim. Faulleri kapalı bir şekilde, yani kulakları kapalı hiç görmedim. Açık konuşmak gerekirse. Arkadaki resimlerde de gördüğünüz gibi. Kıvırcıklığı, İbrahim Tatlıses'in saçı hiçbir zaman bu kadar, 70'ler hariç bu kadar kıvırcık ve kabarık olmadı diye düşünüyorum. Çok her kıvırcık zaman yanlar birazcık daha kısa, kıvırcık. Üstler biraz, hayır, kıvırcıktı.
Yeni yeni halleri mesela daha düzdür. Eski halleri daha da ayağında kunduradaki bir şey ben var. Ben de yani en azından kendi yaşamım zamanındaki gördüğüm, karşılaştığım İbrahim Tatlıses'le kıyaslıyorum. Bak bu zamanlar bak. Doğru, bak şu anda bile bak, kulakları çok... Aynısı bak, aynı değil mi? Bak. Yani değişti 80 biraz. Öncesi. Ben o uzunluk için o şeyi söyledim, kulakları. Kısa halinde tabii ki değil, evet ona katılıyorum ama... Vallahi çok söyleyeceğim. Eskiler hariç hiçbir şekilde kapalı ben görmedim. Eski yapmaya çalışmışsın demek ki. 70'li 80'li yıllardaki halini yapmaya çalışmışsın. Hasan, elinize sağlık. Beğendin mi genel olarak? Yok. Beğenmedin mi? Yok. İbrahim Tatlıses'in bir şarkısı var, bilir misin? Hangisi? Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Evet, bilirim. Ne konseptmiş ya. Sevcan, nasıl buldun? Genel itibariyle elinize sağlık, güzel bir ekip çalışması olmuş. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki de o detaylara inmeden edemeyeceğim. Ensedeki o tüyleri iyice yapıştırmanı beklerdim. Ense kısmındaki o tüyler gerçekten göz yoruyor. Ayrıca arkadaşlarının yaptığı yorumlara hiç katılmıyorum. Bu şekilde kıvırcık olur, bu formda olur yani. Teşekkür ederim. Hacim olarak da güzel. Güzel bir İbrahim Tatlıses'in gençliği olmuş. Eline sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Melek, makyajın nasıl? Şimdi İbrahim Tatlıses deyince benim en çok ya aklımda kalan belirgin özellik, kendim burnumu da ona benzetiyorum bazen, gülünce aşağı iniyor ya. Burnunun ucunun çok düşük olmasıdır. Böyle top burunlu gibi. Onu biraz daha düşürmeliydin. Madem plastik makyaj çalıştın, hani onu yapmanın amacı o olmalıydı. Bir de alt dudağı şeydedir, belirgindir İbrahim Tatlıses'in. O dudağı biraz büyütmeliydin. Hafif içine dudak rengi çalışsaydın mesela, dışlarını silik bıraksaydın o efekti verirdin. Bıyık sanki... Bıyığa ben gelip bir bakabilir miyim ya? O bıyığa bir şeyler olmuş. Yani içeride oynuyorlar da böyle, eliyorlar da genel olarak. Vallahi bıyık düşmüş. Tamam, onu şey yapmayacağım. Düşmüş. Hani onu sıkıntı etmeyeceğim. Ama zaten sonuçta yapay bir şey, oradan bir çıkabilir. Yani. Önemli olan o değil. Önemli olan oraya vermek istediğin efekt. Ama onu da o kadar yamuk ve dağınık yapmışsın ki. Mesela şurada yine şuranın... O dudak ayrımını açtım işte ben. Görünmüyor. Bak dudak ayrımı şurada kalmış. Tekrardan mı yapıştırdın sen? Düştü, tekrar mı yapıştırdın? O kesimi falan ben her şeyini yaptım. O dudağın şu ortasını boş bıraktım. Onu sen elinle açtın galiba. Aha. Onu keseydin. Yok hayır, kestim. Keserek yaptım. Kenarına da sonradan ekleme yaptım. O eklemesi de biraz aşağıya doğru kaymış, düşmüş. Evet, oradan biraz da kontür çalışman gerekirdi. Hafif kirletmen gerekirdi. İbrahim Tatlıses'in de yine böyle o... Yok, bazen böyle çok vardır. Tertemiz halleri var. Tertemiz halleri vardır ama o sakal şeyini hep görürsünüz onda. Çünkü onun sakalları çok böyle sert ve siyah olduğu için tıraş olsa bile o nokta nokta görünür. Şimdi ekrana, benim gördüklerim ekrana yansıtılsa yine bal kaymak gibi bir İbrahim Tatlıses göreceğiz. Yani o siyah lekeler falan görünmüyor. Görünseydi emin ol ben burada topuz fırçam falan her şeyim hazır ben yapardım. Ben şöyle düşünüyorum. Kontür olarak bir, da yüzü... Bir bitireyim ondan sonra sen söyle. Şöyle düşünüyorum. Bir kadını erkek makyajı yapmaya çalışırken muhakkak bu spesifik özelliklerinin yanında bence kontür çalışması olması gerekiyor. Mesela erkeklerde şakaklar daha belirgindir. İşte sakal bölgesini daha koyu renge boyarsın. En azından o bu kadar temiz görünmez. Şeyle, elmacık kemikleriyle yanakları. Daha boğazına kadar olabilirdi. Orası mesela yine çok açık duruyor. Hayır, boynuna kadar boyadım zaten. Kaşlarındaki evet efekt verilmiş ama o düzensizliği çok sevmedim. Eline sağlık. Kaşlarını ve o taktığım tüyleri, dağınıklığı olabildiğince temize indirgemeye çalıştım. Ancak şöyle bir şey var ki bu adamın kaşı, bıyığı zaten dağınık. Dağınık ve gür bir kaşa sahip. Cildi olabildiğince temiz, tıraşlı olduğu zaman, ki genellikle tıraşlı gezer. Kontürleri olarak da gözlerine uyguladım. Göz torbası yaptım. Aynı zamanda şu tam çenesinde bir kontür var. Onu yaptım. Yanaklarına yapmadım çünkü İbrahim Tatlıses'in yüzü biraz yuvarlak, hani yanaklı ya, geniş. Onu yansıtabilmek adına eğer kontür yapsaydım ben onu geri plana atardım. O zaman yüzü incelirdi. O yüzden yapmadım. Sadece çenesine, gözlerine yaptım. Evet. Tevfik? İbrahim Tatlıses'in bakıldığı zaman karakteristik bir görüntüsü vardır. Göz altları böyle torba, evet. Ve yorgun bir ifadesi vardır.
baktığım zaman o görüntüyü biraz daha yoğunlaştırabilirdin bence. Onun dışında dediğim gibi biraz kontür çalışması yapabilirdin bu bölgelerde ve Melek bir şey değindi. Dedi ki hani o tıraşlı da olsa böyle hafif bir siyahlık var tıraş olmayan bölgesinde, şu sakal bölgesinde. Unuttum bir şey söyleyebilir miyim? Bir de onun çenesinde gamzesi vardır. Var, i̇şte bak, var bak orada. Yaptım diyorum o ya. O daha belirgin olabilirdi. Hiç belli değil. Çok belli ya. Hayır, hiç sen belli daha yakınsın. O çok nasıl daha belli değil? Ben buradan çok daha belli gibi görüyorum. İçini çok daha belirgin hale getirmen gerekiyor. Neyse ben hayır, devam edeyim arkadaşlar. Pardon böldüm. Bunun dışında da kaşları bu kadar uzun değil. Evet, kalınlığı bu şekilde, yakınlığı da bu şekilde ama bu kadar uzun değil. Çok uzun olmuş. Bir de bıyığa bir şeyler olmuş herhalde. Bıyığı arkada da çok fazla bilmiyorum, ben bitemedim. Evet. Bir şeyler olmuş evet. Genel olarak bakıldığı zaman evet benziyor. Eline sağlık. Serapcığım sen benzetebildin. Nasıl buldun makyajı? Daha çok İbrahim Tatlıses'in karikatürüne benzetiyorum. Kaştaki efekt. Karikatür derken pardon. Neresi karikatüre benziyor bunun? Aslıcığım bence daha dikkatli bakmalısın. Hayır asla karikatüre benzemiyor. Normal bildiğimiz İbrahim Tatlıses'in 70-80'lerli gençlik halleri bu. Kaşlarını ve bıyığını o zaman daha iyi incelemelisin. Tamam bıyığı düşmüş, ona yapabileceğim bir şey yok. Ben onu oraya koydum da o şekilde değildi. Düşmesinden bahsetmiyorum ama dediğim gibi yuvarlakların oluşturduğu bir kaş ben bugüne kadar hiç görmedim. Tamam yani elimle benzetmeye çalıştım deseydin. Elimde bulunan malzemelerden ben bunu yarattım. Daha iyi başka olurdu. Bir şey olsaydı. Kirleterek de yapabilirdin. Çünkü daha araları başka... şuraları seyrek kirli kaş onu görüntüsü verebilirdin kalemle. Evet. O riske girmek istemedim. Ben Serap sana katılıyorum. Ben de ya da etrafını sonrasında evet. Ya da etrafını sonrasında kalemle biraz yaptım, düzeltebilirdin. Kalemle düzelttim. Farla düzelttim. Hala ama yuvarlaklar düzeltilmiş hali. Zaten İbrahim Tatlıses'in yuvarlaklar kaşı falan çok koyudur yani. Kaşı da çok koyu ve aynı böyle dağınık. Arkada böyle görseller değil. O kadar uzun değil ama. Uzun. Arkaya görsel verebilir hayır, miyiz rica etsen? Değil. Kıl kökleri görünmüyor ya. Sen üzgün ya bir ifade vermişsin. Bak üzgün duruyor. Şu bak, gördün mü? Gençlik fotoğraflarından. Değil. Uzun değil yani o kadar. Sen düşürmemişsin ki. Düz kaş vermişsin, şuradan indirmişsin. Evet. Yani şöyle olmuş. Peki. Puanları yazın. Ben sadece saçı beğendim, makyajı beğenmedim açıkçası. Evet saç iyiydi, kusura bakma Taner. 2 veriyorum, 2. 2 ver. Hayatım 1 var ya da 3 vereceksin. 1 ya da 3. Muammer Bey nasıl buldunuz İbo'muzu? Ben İbrahim Tatlıses'in 70'li yıllardaki haline benzettim. Ama dediğim gibi yani modeli oynamış oynamamış ama her yerini bozmuş yani. Kaşlar gözlerinden çok fazla ileride duruyor. Onları aynı zamanda söyleyeyim. Yani benziyor mu? Benziyor. Zaten şey Ece'ydi değil mi? Ece'nin kendisi sanki İbrahim Tatlıses'in kızı. Aynen şey kızına benziyor Pınar Tatlıses. Hayır ben ona demedik. Yani İbrahim Tatlıses'in yüzünün havası var. Yani ona da ben hemen de kızı, ben kızı derken o kızından bahsetmiyorum. O kızı hiç benzemiyor İbrahim'e. Bu benziyor. Bence Dilan'a da benziyor. Hemen doluyorsun ha. Adnan Bey yıldızlı olsun. Kaç numara vereceğim? Ay kaç puan vereceğim şaşırdım ama. Hiç yıldız neyse, almadık bu sizden. Dördü hak ediyor. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. O da senin açından aldılar ha. Sen İbrahim Bey'e çok benziyorsun. Teşekkürler. Adam Bey nasıl olmuş saç? Saç ben sevdim. Ama şu enseyi falan tabii daha toparlaması gerekiyordu. O saçların çıkması ve kabarması. Arkadan da hani böyle top gibi durmasını sevmedim bir tek. Ama önden baktığımız zaman İbrahim Tatlıses'in gençlik yıllarındaki halini çok hatırlatıyor. Ayşegül Hanım makyajla ilgili söyleyecek hani tırmalayan yerler var. Teşekkür ediyoruz. Peruk'la da çalıştın. Güzel bir çalışma. Teşekkür ediyorum hocam. Ayşegül'cüğüm makyajla Ece'yi İbrahim Tatlıses'e benzetebilmiş mi Aslı? Yani İdo Tatlıses'e de benzememiş. İbrahim Tatlıses'i zaten geçtim de. Yani küçük İbo'ya bile benzememiş. Öyle söyleyeyim. Yani hiç benzememiş. Yani bir baktığında o kaşını, bir kere o kadar uzun bir kaş yok. Saçıyla kaşı aynı renk yapman ne mana? Böyle bir şey olamaz. Yani her zaman kaş biraz daha açık olur.
O yüzden üstümüze böyle gerçekten karikatür gibi. Eskiden bakkallarda satılan şeyler vardı. Şapka, gözlük, bıyık vardır ya. Böyle takardık, böyle kaşları da olurdu onun böyle. Hatta bir şeyi vardı, böyle kaşlar hareket ederdi. Kaşlar hareket ediyor. Yani kaşlar konuşuyor yani, öyle söyleyeyim. Yani daha kısa olabilirdi kaşı, bıyığı benzemedi. Yüzü pasparlak, yani bir sakalını kirlet, bir şey yap. Kızın kendisi yemin ederim çok benziyor. Gözleri falan, bakışları acayip benziyor. Çok iyi yapsaydın biraz daha, yani o benzetseydin o şekillerini, esmerleştirebilirdin en azından. Kar beyaz kız yani. Çok sevmedim. Sen deminki o çocuğa ne kadar benziyorsan, delikanlının da ismini unutuyorum. Hani şarkı söyleyen bize. Şahin. Ne kadar benziyorsan bu kız da İbrahim Tatlıses o kadar benziyor. İşte ben benzemiyorum. Benziyorsun, o da benzemiyor. Benziyorsun. İkiz kardeşi gibisin. Ay, şeref Şahin. Diyorum Şahin Kendirci'ye aynen benzemekten. Öyle. Çok seviyorum bir onu. Bir de burada diyordu ki 70'li yıllardaki İbo'nun ikizi gibi. Ben 70'li yıllarda İbo'nun çıktığını düşünmüyorum. Adam asla 70'li yıllarda İbo yoktu. Lütfen söyle. Var mıydı İbo? 70'lerde İbo yoktu. Söyler böyle bir şey misin? Çıkamaz ağzımdan o yüzden. Ne söyleyeyim bana? Hayır, evet öyle dedi. Yok demedim, asla. Tamam, puanını gösterirsin. İbrahim Tatlıses'e buradan selamlar olsun. Ha. Çok selamlar. İbrahim abi sana telefon açar, görürsün sen. Kendi de benzetmemiştir herhalde kendini. Kedi ya. O zaman Şahin'i bir daha dinleyelim mi arkadaşlar? Bugün şarkı türkü günümüzse, efkar günümüzse alkışlayalım. Hadi bakalım, gelin. Bayılıyorum bu çocuğa ya. Çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bizim memleketlimiz. Ne yapıyoruz şimdi? Bana mı geçiyoruz? Teşekkür ederim. Şaka şaka. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık Şahin. Ağzına sağlık. Haydi görüşürüz. Biz devam ediyoruz yarışmaya. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Burada olduğum için çok mutluyum ve gururluyum. Böyle güzel jürileri, birbirinden değerli jürileri tanıdığım için onur ve şeref duyuyorum. Değerli yarışmacılara da saygılar, sevgiler, başarılar. Biz evet, de çok Adana. Teşekkür Adana ederiz. Adana seninle gurur duyuyor. Eyvallah. Görüşmek çok üzere. Da filmlerini izleriz umarız tekrar. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Oh, döktük yine kurtlarımızı. Ustalara saygı, birbirimize de daha saygılı olmanıza vesile oldu. Farkında mısınız arkadaşlar? Kaynağı bütün kurtlarımızı döktük. Enerjiler de işe yaradı beyazlarda. Ay ben ne güzel olduk biz evet, böyle. Evet. O zaman son olarak Sevcan ve Meleğin modeli Dilara İkiz, Barış Manço olarak gelsin. Ayna kapansın, Dilara kendine baksın. Gel, gel. Geldim, buyum. Ne hissettin kendini böyle görünce? Şöyle 7'den 70'e insanların kalbine dokunan bir sanatçıyı burada canlandırmak hani böyle titretti tabii ki de. Bundan farklı da zaten benzetilemez. Teşekkür ediyorum, emeğinize sağlık. Çok güzel taşıdım. Biz de seninle gurur duyuyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bıyığım düşüyordu. Aa, düşmesin, düşmesin. Dokunma fazla. Yüzüne de dokunma kontürler var. Hasan nasıl buldun hemen söyle. Barış Manço'nun saçlarını görüyor musun? Barış Manço zaten çok değerli bir sanatçıydı. 7'den 70'e herkesin sevdiği bir sanatçıydı. Modelimize de yani yine ben söyleyeceğim yine... Oradan atlayacaklar. Çok şanslısınız. Gerçekten çok şanslısınız. Yine saçın boyunu ikiye katladın. Başka da hiçbir şey yapmadın. O yüzden yorum yapacak hiçbir şey de bulamıyorum yani. Kısa olmuş saçı ya. Yine birazcık ikiye katladın. Barış Manço'ya benzemiş mi? Saç olarak evet biraz anımsatmış ama onun dışında da yüz olarak o intiba falan beğenemedim. Kusura bakmayın. Teşekkür yani ederim. Yani saç boyu buradaydı. Biraz tamam ben de onu diyorum. Olan... Saçın boyunu sadece ikiye katlayıp kısalttın. Başka ama da hiçbir şey yapmadın. Gerekiyordu. Yine şanslıydın. Kolay bir konsept size geldi. O kadar yani. Kötü, kolay kötü değil. Bir şey önemli demiyorum. Olan ne biliyor musun? Bazen zor olur bazen kolay. Benzetebilmek, arkadaşım, yapabilmek. Evet. Bunu minimumda yapabilmek meziyettir zaten. O da İnsanlar sana bir şey demiyor ki zaten. Bir şeyleri benzetmeye, kuaföre gittiklerinde de o kadar abartıyorlar ki her şeyi. Gerçekten uzaklaşıyorlar. Yani... Şimdi aslında minimalize edebilmek bence dünyanın şu anda en zor işi. Siz gerçekten kavga etmeye alışmışsınız. Kavga etmek değil benim gerçekten bu anlamda bir şeyim var. Arkadaşlar
Sakin olun. Biraz avantaj sakin. Avantaj olduğumuz şeyler. Sakin sakin. Konseptleri dediğimiz gibi. Kötü bir gibi. Şey demedim. Tamam bak ben sana bir şey söylüyorum. Yorumuna karşılık cevap vermek istiyorum şu an. Hani konsepti biz seçmiyoruz. Bizde düşen neyse onu layıkıyla yapmakla görevliyiz. Tamam ben aksine bir şey mi söyledim? Şanslısınız tamam. Dedim sadece. Şansınızı hatırlattım yani. Dediğim gibi yani. Bugün biz şanslıysak yarın wow bir topuz taramasında açık renkli ve sarı bir saça sahip olduğun için göstereceğim motiflerde sen şanslı olursun. Ben koyu saçta o şansı elde edemem. Ben şunu anlamıyorum. Şu anda bu stüdyoda zor olanlar birinci masa ve dördüncü masa mı burası? Yani Tayfunlarla Taner'lerinkiydi. Şimdi onlar onu diyor ya. Size kolay geldi. Size de Cem Karaca geldi. Yani ne fark var? Bir adam gibi bıyık yapıp gözlük takacak. Saçı kesti, kısalttı. Evet. Anladın mı mesela? Sen kesmedin. Hani niye oradan vuruyorsun? Ben onu anlamıyorum yani. Peki Tayfun senin yorumunla devam edelim. Dediği gibi yani herkese öyle karambola çıkan bir şey. Şansını çok iyi değerlendiremedin düşünüyorum şey olarak. Boy olarak doğru, çok iyi değerlendirdin. Muhteşem kıvırmışsın falan. Ben göremiyorum. Bağışlayın beni. Bu dip mesafesindeki o açıklık var ya. Kendi rengime bir şey mi açık daha açık halim yapmak istedin? O hafif beyaz mı vermek istedin? Öyle bir şey yaptın mı? Yok hayır. Ya da genelde bir sprey boya falan sıktın mı? Hayır rengi... hayır. Böyle mi? Ben alışamadığım için ışıklara. Sprey şimdiden... falan yok hiçbir şey. Ya o dipteki açıklık tamam öyle olsun. Ben özellikle mi tercih ettin acaba diye düşündüm. Buradan öyle görüyorum çünkü. Gerçekten çok özür dilerim. Şu öndeki kısalık var ya şuradaki mesele. Onu ben Barış Manço'nun bir ara yani... öyle bir şey hatırlıyorum. Yani hep uzundu ama bir ara öyle bir şey hatırlıyorum. Ya da önündeki şu hacim var ya. Önünde şöyle bir gelişi vardır onun. Hafif bir yükseklik vardır onun. Onu onunla çok kolay yapabileceğine inanıyorum. Sadece şurası bak şu kısım var ya. Şu kısım biraz basık. O havayı yaratsan ama fön gibi değil. O havayı yaratsan bence tamamdır. Şimdi Tayfun Bey şöyle bir şey söyleyeyim. En son bizim modelimiz çıktı. Üstüne konuk olarak Şahin Bey geldi. Bu süreçleri göz önünde bulundurun. Yani o önünün düşmesi... Zaten içe çektiğim bir havalı fön mevcut görüyorsun. O kabarıklı inmiş olabilir. Bak kaç saat sonra çıktı. Çok da tadında oldu bence. Ya saygı diyorum bir şey demiyorum. Sence Taner? Ben saçlarını sevdim. Olması gereken yerde bence. Böyle bir resmi var saç modeli var çünkü Barış Manço'nun. Ben Barış Manço'dan çok... Eski Türk filmlerinde bu şey vardı. Tarkan vardı bilir misiniz? Ona daha Kartal çok... Kartal Tibet'in oynadı. Evet ona daha çok benzettim. Saçını mı? Hayır genel olarak benzettim. Saçını dedim Barış Manço yani onu zaten başta söylemiştim yani. Hani böyle saçını bir modeli var zaten. Yalnız. Böyle bir modeli var zaten Barış Manço'nun. O da komple değerlendiriyor. Ben komple değerlendiriyorum. Barış Manço'ya benzetemedim. Bir tek saçlarını benzettim sadece yani. Sadece saçları değerlendireceksin. Teşekkürler. Tamam sen de benim partnerime laf söyleme o zaman orada. Sana ne? Asıl benim sana partnerimin yaptığı yorumdan sana muhatabım. Ne? Sen kimsin de karışıyorsun benim her lafıma ya? Yine sen kimsin de falan diye konuşuyorsun yine. Sen kimsin de olayına giriyorsun yani. Evet. Kırıcı oluyorsun diyoruz inanmıyorsun yani. O şu anda yani. Niye her lafa giriyor? Tamam. Girebilirsiniz onlar de öyle yapıyorsunuz aynı şekilde siz ben konuşuyorum şu sen anda. Sen niye giriyorsun ona laf ben soruyorsun? Ben onunla konuşurken hayır, sen niçin müdahale oluyorsun sürekli? Hayır konuşuyorsun senin konuşma hakkın yok şu an. Sevcan'la Taner'in konuşma hakkı var. Ama makyaja yorum yaptığı için meleğe de söz hakkı geliyor. Genel olarak ben dedim benzetemedim dedim. Genel olarak benzetemedim dedim yani. Peki aslında senin makyaj yorumun nedir? Kontürlerinin hiçbirini sevmedim. Burnunu da sevmedim. Yapmaya çalıştığın o saçla bıyık fikrini sevdim ama görseldeki sonucu asla sevmedim. Hiçbir bağlantısı yok. Yani hiçbir şekilde benzetemedim. Sen şu anda tamamen duygularınla yorum yapıyorsun gerçeklerle hayır. Değil. Hayır hayır asla. Tamamen buralara şuralara Barış Manço'nun çalışacağı kontürlerde. Bıyık sakal kısmına yine kontürünü çalıştım. Çalışmış olabilirsin şurada, ama. Şurada burun ne deniyor şuralarına yine Razolu çok belirgindir. Oralarına çalıştım. Olması şakaklarına çalıştım. Olması gereken her yere çalıştım. Sen yarışmanın içinde değilsin. Sen duygularınla çok hareket ediyorsun. Bir gün zarar göreceksin bundan ötürü. Buraya bir kilit vuruyorum. Buraya bir kilit kapı vuruyorum. Şu sesi duymak istemiyorum. Kanal değişiyorum. Ben çok hatta. Memnunum şuradan, zaten senin sesini şöyle bir duymaya. Kanal değişiyorum. Sen memnun bitti. Muyum zannediyorsun seninle muhatap bitti. Olduğum için? Memnun muyum zannediyorsun? Peki Tevfik sen nasıl buldun? Öncelikle Melek gerçekten emeğine sağlık. Yani baktığım zaman kesinlikle ben Barış Manço'yu görüyorum. Sadece ufacık bir şey var. Barış Manço'nun kaşları biraz daha belirgin başlayıp ardından biraz daha yumuşak gidiyor.
Ve şu bıyık arasında bir ufak bir boşluk var. Onun dışında ben baktığım zaman o Barış Manço'nun böyle bir ifadesi vardır. Yorgun ve aşağı doğru üzgün bir ifadesi vardır. Şu an baktığım zaman sanki karşında gibi, eline sağlık. Teşekkür ederim. Güzel yorum yaptığın için. Hayretler değil, içinde yaptığın bakıyor. Yaptığın yorumlar çok benim de aynen aklımdan geçirenleri söylediğin için. Bıyık konusunda da gerçekten katılıyorum. Onun biraz daha uzun ama olması gerekirdi. Ama bıyık tabii elimizde bir, belli bir malzeme olmadığı için. Seyfi, bu söylediğine sen inandın mı ya? Rota yeniden mi değiştirildi yoksa? Kızım, niye memnun muydun rota sendeyken? Ay sen bir sussana. Sen bir sus. Sus. Bir dakika, ben bir şey söylemek istiyorum. Peki sen baktığın zaman hani yorumda yapacaksın şimdi. Yaptım. Ne efendim? Yaptım ben zaten yorumu. Peki sen ne eksik görmüştün? Hani ben baktığım zaman öyle çok büyük bir eksik görmüyorum. Yani o üzgün ifadeyi görüyorum. Hani kontürleri görüyorum. Bıyık evet biraz olmamış ama genel olarak baktığım zaman zaten Barış Manço'ya benziyor. Sen görmek istediğin için zorla onu görüyorsun. Hayır, ne alakası var ya? Yoksa ben görmüyorum. Niçin etkilemeye çalışıyorsun? Görmüyorum. Etkilemeye çalışıyorum. Kendi fikrimi söylüyorum. Bana cevap veriyorum. Kendi fikrimi veriyorum. Düzgün bir yorum yapsaydım bundan etkilenir zaten. Melek, insanları bağırarak susturamazsın. Şunu bir öğren. Bağırarak susturamazsın insanları. Bunu bağırarak mı söylüyorsun? Evet, aynen. Bağırarak susturuyorum ya ben. Yani bağırarak susturamazsın. Bak, izleyince ben gerçekten kendinden nefret edecek. Gerçekten öyle. Hayır, sizden nefret ediyorlar. Gerçekten, ben izleyici olarak buraya geldim öyle. Zaten. Ben burada yarışıyorum. Sen ben çok başka kafadasın. Kanalı değiştiriyorum. Sen çok başka kafadasın. Asla biz seninle aynı tamam, frekansa giremeyiz. Asla. Gideceksin zaten. Biraz daha sakin olun arkadaşlar lütfen. Siz bir derin nefes alın. Biz bu sırada Serap'ın yorumlarını. Bıyıktaki canlılık maalesef gözde göremiyorum. Boyadınız mı bıyığı? Hayır, boyamadım. Şöyle altına bir şey yapıştırdım. Üzerine de peruktan kestiğim saçı yapıştırdım. Bıyık çok canlı. Saçla birlikte çok genç. Gençlik saç hallerini yapmaya çalıştık aslında. Tam tersini söyleyeceğim aslında. İkiye bölünmüş gibi görünüyoruz. Saçın ortasını ben de buradan beyazlamış ya da beyaz bir şey uygulanmış gibi görüyorum. Belki ışık yanıltıyor olabilir bizi. Gözde bu kısma ve saç rengine göre aşırı yorgun görünüyor. Gözde aşırı de biraz görünüyor? Çalışma yorgun. Tamam, yorgun zaten, ifadesi o. Ya benim alttaki canlılıkla tezat olduğunu söylüyorum. Ben keşke gözde de biraz çalışsaydın. Ya da nasıl daha belirgin olsaydı. Barış Manço'nun sürme sürdüğü fotoğrafları da vardır. Onu mesela yapabilirdin. O zaman çok daha başka olurdu görüntü. Olabilir. Yine güzel, ellerine sağlık. Ama gözü biraz daha canlandırabilirdi. Olabilir. Ben sürme sürdüğü görsellerde ona hiç rastlamadım. Ama senin söylediğine katılıyorum. Öyle dönemleri var. Fakat o gördüğüm görsellerde onu görmediğim için aklıma da gelmedi. Bir de biz gerçekten gençliğindeki o zamanları hedef aldık. Çünkü modellerimiz de genç olduğu için. Yoksa zaten saça da beyaz falan çalışacaktık. Puanları yazın. Konuşma. Zaten başka puan vermeyeceğiz. Bunların da bize kesinlikle biri verdiğini düşünüyorum. Tamam, tamam. Ve bu hafta gitmeleri lazım. Sevcan, Melek, inşallah güle güle. Kalanı yazıyorsun, yapacak bir şey yok. Ayşegül'cüğüm, nasıl buldun Melek'in Barış Manço makyajını? Yani tebrik ediyorum. Gerçekten o kontürlerle Barış Manço'nun ifadesini yüzüne yaptı. Ağlama. Ya çok sinirlerim bozuluyor. Ta, ağlama, bana da senin amca kızın falan diyorlar. Bana da sosyal medyada sürekli tutuyorsun falan. Ben güzel olan her şeyi tutuyorum arkadaşlar. Yazın bana da, bekliyorum. Gördüğümde bakın Tevfik bile aynı şeyi söyledi. Baktığında Barış Manço'nun ifadesini görüyorum. Eline sağlık. Sadece bıyığını birazcık keşke kenarlarını kirletseydin. Hani çok keskin geliyor ya. Onu yapsaydın çok iyi olacaktı. Kaşın boyaman bile çok güzel oldu. Yani biraz boşlukları vardır Barış Manço'nun kaşında. Ama onu yapmak çok, bu yüzde, yani bu daha küçük bir yüz çünkü, çok iyi olmayacaktı. Bu küçük yüze burun çalışması yapmaman da hoşuma gitti. Yani onu ekleseydim bu yüzde büyük duracaktı. Ellerine sağlık, tebrik ediyorum seni. Bugün ağırladığımız en iyi makyajdı. Teşekkür ederim.
sağ ol. Adnan Bey, nasıl buldunuz saçı? Vallahi ben de Barış Manço'nun saçını tamamen görüyorum. Özellikle şu önleri kestin mi biraz? Dün kesmiştim, onun ganimetini yedim. Tam böyle tadında oldu. Bir tek şey isterdim. Şu kısım biraz daha onun geriye doğrudur. O kabarıklığı verebilmek için de biraz pudra koyman yeterli olacaktı. Onu düşünseydin çok daha beğenecektim. Teşekkürler hocam, çok sağ olun. Bakalım Muammer Ketenci'ye soralım. Benzetebilmişler mi Barış Manço'yu? Evet, benzettim. Biraz daha bıyıklarını şöyle kolundan tutsaydın çok daha şık olacaktı ama bu bile bana yeterli. Çok teşekkürler. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Yeryüzünde sağ olun sizin kadar yalnızım. Barış Manço'ya da selam olsun buradan. Ruhu şad olsun Barış Manço'nun. Ben çocuklarıma Barış Manço'nun şarkılarını dinletiyorum hep. Çünkü onları hani dinletebileceğim bir şey yok şu anda. Öyle bir müzik piyasası yok. O yüzden Barış Manço'yu çok anlatırım onlara ve çok dinletirim şarkılarını. Ah, şu ana kadar harika bir gün geçirdik. Efsaneleri yaşatmaya çalıştık. Saçlarıyla, makyajlarıyla, yetenekleriyle, işçilikleriyle ellerinden geleni yaptılar. Bakalım bugün en yüksek puanı kim aldı, en düşük puanı kim aldı? Bekleyeceğiz, göreceğiz. O ne yapıyorsun sen ya? Hadi istediğimizi yaparız, size mi soracağız? Samimiyetsizler. Evet. Yok, ben de artık bundan sonra deşifre edeceğim. Lütfen rica ediyorum, bak bu olmaz ama. 21 puanla. Salı gününe damga vuran takım. Kuaförüm sensin de sıra geldi salı gününün sonuçlarına. 4 efsane isme benzetmeye çalıştılar. İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Cem Karaca, Barış Manço. Yaşatılmaya çalışıldı bugün. Şahin Kendirci ise muhteşem sesiyle bizlere şenlik yaşattı. Şimdi sıra geldi en düşük puan alıp sonuncu olan takıma. Salı günü toplamda 16 puan alıp ne yazık ki dördüncü olan takım. Salı gününün dördüncüsü Taner Aslı. Ne diyeceksiniz? Bekliyor muydunuz? Ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. Asla bir yorum yapmayacağım. Sen yapacaksın. Neden? Neden yorum yapmıyorsunuz arkadaşlar? Kucak dolu teşekkür ediyorum herkese. Puan veren herkese kucak dolu sevgilerimi iletiyorum buradan. Teşekkür ediyorum yani. Burada yani anlamadım, sanat mı konuşuyor yoksa çenemiz mi puan alıyor, onu anlamadım ben yani burada. Ben o yüzden konuşmak istemiyorum. Sizler çalışıyorsunuz, sizler konuşuyorsunuz arkadaşlar. Ben yorum yapmak istemiyorum Gözde Hanım. Gerçekten yorum yapmak istemiyorum. Aslı, bir şeyler söylemeni bekliyorum. Lütfen. Söylemek istemiyorum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Hiçbir arkadaşınız öyle bütün düşük puanları sizden yana da kullanmamış. Jüriden aldığınız puanlarla da ne yazık ki bugün sonuncu oldunuz, bakalım. Buna da halkımız karar verecek. Yok, ben teşekkür ederim. Bir şey söylemek istemiyorum. Peki. O zaman ben de bundan sonra... Sadece, efendim? Gözde Hanım, bundan sonra ben de sürekli ağlayacağım. Ben de ağlayacağım sürekli. Günün üçüncü olan takımıysa 17 puanla tüm rakiplerinden de en düşük puanı almışlar. Ve 17 puanla üçüncü olmuşlar. Salı gününün üçüncü olan takımı 17 puanla
Sevcan Melek. O ne yapıyorsun sen ya? Size ne? Adalete davet ediyorsun bizi. Böyle mi adaletli oluyorsun? Size ne? Samimiyetsizler. Hani istediğimizi yaparız. Size mi soracağız? Çok mu zorunuza gitti? O zaman bir daha bizden buradan asla malzeme dilenmeyin. Parasını verdin mi aldın? Benden bir de fikir de dileniyor aralarda. Böyle mi yapsam Melek? Benim hiçbir şeyim beğenmiyorlar. Hepsi biz gelip bana soruyor niyetliyiz. Ama. Biz çok hepsi iyi niyetliyiz. Yok ben de artık bundan sonra deşifre edeceğim. Lütfen orada açıklık getirir misin? Edeceğim. Melek? Hepiniz aralarda gelip benim fikrimi soruyorsunuz. Kim sordu? Kim sordu? Bundan gereksiz. Bir açıklık getirir misin? Çünkü lütfen rica ediyorum. Kendi, bak bu olmaz ama. Kendi. Yanlış konuşuyorsun. Çok beğendim, çok beğendim. Bir ver. Sen çok nereden konuşuyorsun. Biliyorsun ne konuştuğumu? Biri ben vermedim. Nereden biliyorsun? Hepsinden en düşük almıştım. Ben ortaya hiç yalan bir şey atmam. Kanıtlayamayacağım hiçbir şeyi sen söylemem. Vermedin, Aslı verdi. Neden? Melek'le kavga ediyorlar. Yaptığımız iş birinciliği hak etmiş olsa da. Biz yıldızlarımızı aldık zaten. Çok şöyle, teşekkür ederiz. Bu çok bir sağ yarışma. Olun. Dün biz birinci olduğumuz için, yüksek puan aldığımız için onlar da muhtemelen biri verip bizim puanımızı düşürmeye çalışıyorlar. Evet. Bu taktiği biz de arada kullanıyoruz. Burada yanlış bir şey yok. Çünkü hepimiz yarışıyoruz. Ama yaptığımız işin en azından hakkıyla elimizden geleni yapıp hakkını da en azından jüriden aldığımızı düşünüyorum. Çünkü sizler lütfen üzerinize alınmayın. Çünkü sizinle öyle bir bağımız yok. Fakat bu iki masanın ben kesinlikle çok adaletsiz yaptığınız puanlar verdiğini bildiğim için onlardan yana söylüyorum. Sizin de bizi bir verdiğinizi yaptığınız, çok gördük. Hiç Melek konuşma yani. Yaptığınız işe bakarak ve gerçekten vicdanımla hareket ediyorum. Peki jüriye göre en yüksek puanı kim aldı? Biz aldık. Sen bizim altımızdasın jüriye göre. O zaman sonuç önemli. Sonuç şu an üçüncü müsün? Yani senin stratejine göre üçüncüyüm. Biz uygun yıldızlı beşlerle burada duyuyorum. Birinciyiz. Evet. En iyisi biz. Şu anda üçüncüsün. Çatlasan da el de çarpsan, taş gözde yapsan biz birinciyiz. Buradan sözüm olsun, bir dahakine ben de yıldızlı bir vereceğim. Tek takım sizsiniz. Başka jürinin 5 puanını kullandığı takım yok. Bu bize yeter Gözde. Sıra geldi günün birinci olan takımına. Efendim rekabet hızla devam ediyor. Acaba ki birinci oldu 21 puanla. Salı gününe damga vuran takım. Salı gününün birinci olan takımı 21 puanla. Salı gününün birinci olan takımı 21 puanla. Hasan Tevfik. Çalışmayı. İşte bu. İşte bu. Bir şey söyleyeyim mi bak sana? Bak ne olacak? Hiçbir şey söyleme bize. Bak. Hiçbir şey söyleme gün bize. Gün birinciliği. Hiçbir şey söyleme. Hafta bittiğinde siz böylesiniz. O fotoğrafa sizi yapıştıracağız. Bak bak. O fotoğrafa sizi yapıştıracağız. Gün bak, birinciliğinde siz. Buraya da yazıyorum. Siz. O fotoğrafa sizi yapıştıracağız. Tayfun ve Serap, siz de günün diğer birinci olan takımısınız. Yine 21 puan. Çak 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 çak. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Ne oldu, suratın düştü? Ne oldu? Düşmedi, niye düştün? Düştü. Düştün, gittin. Niye düştün arkadaşlar? Şu an infilak oldu. Niye düştün? Suratımız işte sizin suratınız düştü. Bir gün yalnız ben buradan gidersem kendi isteğimle giderim. Ait olmadığını hissettiğim anda giderim. Hayır, biz göndereceğiz seni. Kendi tamam. İsteğine gitme, kimse bekle beni biraz. Kimse beni göndermez. Neler hissediyorsunuz? Teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok sağ olun, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkürler. Biz yine kendi işimizi beğenmediğimiz için hani hep sonuncudan başladık ama devamını beklemiyorduk. Gerçekten ya bu iki gündür böyle ederim. Hakikaten insanlar yanlış anlamasın. Biz İfade iyi kötü kötü deriz. Evet aynen öyle. Sözümü yani kesiyorum. Her zaman doğruyu söyleme taraftarıyız. Evet. Gerçekten çok düzgün puanlar kullanmışsınız bizim için. Hak etmediğimizi bile düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ya çok iyimser olmuş yani. Anlatabildik ama demek ki ifade edebildik. Çok teşekkürler. Ben sizi tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Gerçekten siz yeni geldiniz, ikinci gününüz. Yani ikinci gününüzde gerçekten birinci oldu. Ben burada ikinci haftam. Ben burada birinci olamadım. olmayayım da bu saatten sonra da olmak istemiyorum gerçekten de. Hani adaletli bir şey olmuyor burada. Bunu anladım. O yüzden herkese efendim, gerçekten teşekkür ediyorum. Bundan sonra hiçbir modelime özenmeyeceğim. Haftaya harika bir şekilde devam edeceğiz. Yarın aynı saatte Show TV ekranlarında Kuaförüm Sensin de
buluşmak üzere efendim. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın. Makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleşti daha daha. Kurtarırım sensin. Bunlar belli başlı şeyler ama bizde her türlü alet edevat var. Aslında da dikkatini çekiyoruz. Veresiye yok arkadaşlar, nakit çalışıyoruz. Sürekli sen yaptığın şeyleri, iyilikleri söylüyorsan bu iyilik de değildir, yardımlaşma da değildir. Bu saatten sonra bedava da verse almayız yani. Hasan Aslı'ya karşı bir ilgi duyuyor. Ben burada dururken hayırdır yani Hasan'ın? Ben burada dururken... Böyle bir şey olamaz, yanlış sularda yüzüyor derim. O saçı nasıl peruk olduğunu anlamazsın ya. Ben de ona şaşırıyorum ya, peruk mu diyorum, hayır diyorsun. O yüzden diyorum ki muhteşem tarabisin diyorum ya. Bence de iyi ki kardeşim bu mesleği bırakmışsın ya. Ben şimdi bak seni ne yapıyorum? Armuda çevireceğim seni burada, armut. Armuda çevireceğim. Evet, yeşillik gibi duracaksın orada. Tamam, tamam. Dün sen... Üzüldükten sonra ben gerçekten böyle kendime gelemedim. Ben biraz dolu geldim Mele'ye karşı. Ay canım, ekrandan öyle izlemişsin. Doğru, ne yapsan haklısın mı diyeyim yani? Bence daha güzel kelimeler kullanın birbirinize. Aklım hala yapamadıklarımda. Ya Aslı biraz sus da ben diğer arkadaşlarımla sohbet edeyim ya, lütfen. Beni susturamazsın. Sana var ya, hiçbir şey demiyorum. Gerçekten hiçbir şey demiyorum. Müsaade et ya, bir müsaade et ya. Bir hem soru soruyorsun hem eleştiriyorsun hem cevap vermiyorsun. Dinlediğine göre cevap ver o zaman. Anlamadım, nasıl bir şeysin sen ya? Bana sesini yükseltme. Arkadaşım eline sağlık. Adana kavunu gibi olmuş. Top atan kavununa benziyor. Yani böyle sarı uzun kavunlar var ya. Futbolcu gibi böyle kırmızı kart gördüğünde şöyle yere atma kendini. Kimse bana kırmızı kart gösteremez burada. Ay buradaki en ağlan sensin. Anladın mı arkadaş? Tribünü oynama. Tribünü oynama, ben ya yemem. Ya sesini kes ya. Ya işin kuralları var yani. Ya kurallarına uyacaksın ya da uyumsuzluk işte uyum yaratacaksın. Burada böyle bir şey yok. İyi bir şey mi söylüyor, kötü bir şey mi anlamadım yani. Bayrak kaldırıyorum kardeş. Siz normal değilsiniz. Vallahi beni deli ettiler ya. Tevfik sen gerçekten bu işi bırak. Valla tam bir boşluk topuzu oldu. Bakıyorum ve bir türlü içinden çıkamıyorum. Çok kötü bir makyaj var. Yani kız bir kere hiç güzel görünmüyor.